Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bin Spor Stüdyolarına. 7 Ekim Perşembe günündeyiz. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Allah, iyi misiniz? Teşekkür ]iniz. ederim. Sizleri Çok teşekkürler. Bu trafik işini ne yapacağız hocam? Ya bu İstanbul trafiği tabi memleketimizde bir sürü, dünyada bir sürü sıkıntı var. Hastalık var, korona var vesaire ekonomi. Bir, bir sürü şey var. Bunların arasında sıra oraya gelir mi bilmiyorum ama yani bu sabah bir buçuk saat sürdü ya. ya Bakırköy'den kalkıp buraya gelmek bir buçuk saat. Dur Şu... kalk dur kalk bir, bir saniye dur kalk olmayan bir yer yoktu yani. Kıyıya paralel Artık deniz ulaşımı mi? yavaş yavaş artıyor ama belli bölgelerde var. Belli bölgelerde ne başladı. Kıyıya paralel deniz ulaşımı acaba opsiyonlar artırılabilir mi? Hem arabalı hem yaya ulaşımı. Mesela ben Kadıköy tarafında oturuyorum. Kadıköy'den kalkıp Beşiktaş'a vapurla gidebiliyorum veya Bakırköy deniz otobüsle gidebiliyorum ama kıyıya paralel mesela Kadıköy'den kalkıp Göztepe'ye, Göztepe'den Caddebostan, Şaşkın bak. Önceden varmış ya Suha diye. Acaba bu kıyıya paralel deniz ulaşımı artırılabilir mi? Mümkün mü? Teknik olarak bir engel var mı? Buraya gelmek için yine burası biliyorsun biraz e, uzak olduğu Tam için. aynı şey Avrupa geçer. Doğru. Sen Beşiktaş'tan... Senin yaka için, bir, ya Evet Beşiktaş'tan bir deniz aracına binip Bakırköy'e gitmek istemez misin? veya Bakırköy'den Beşiktaş'a e gelmek istemez misin? Veya Bakırköy'den İstinye'ye gelsen işe belki o şekilde gelirsin. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani gerçekten değerli izleyenler bir İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz için söyleyelim ama hakikaten sabah trafiği ayrı, akşam trafiği bir saat, bir buçuk saat her gün, iki, iki buçuk saat. Ben kendim için söylüyorum. Yani bir de bilmiyorum köprüyü geçenler iş çıkışı saatlerinde ya da daha uzağa gidenler. Allah hepimize sabır versin ama yani ne yapacağız bu işi? Hiç içinden çıkılacak bir durum değil yani. bir, bir şey bir şey bir Mucizevi bir çözüme ihtiyacımız var sanki. Yani dört tarafı değil, yani sekiz tarafı deniz abartıyorum. Evet. Denizle çevrili bir kent burası. Abartayım ki vuruculuğu arttırayım evet, diye yani ve böyle. Deniz ulaşımını çok minimumda kullanıyoruz gibi geliyor bana. Eğer yanılıyorsam bu konuda uzman olanlar düzeltsin. Kesinlikle düzelsin. ben de sizinle yani ayrı fikirdeyim. Bunu fikirde maksimize etmek daha lazım. Daha ulaşım. seri ve verimli kullanabiliriz yani. Kullanmalıyız. Yani Avrupa'da birçok kentte yani meslek icabı birçok benzer kenti görme şansımız oldu. Şansıydık yani nehir ulaşımı dahi o kadar maksimum kullanılıyor ki. Yani şehrin içinden nehir geçiyor yani denizde değil. Ve nehir ulaşımı o kadar maksimize edilmiş ki şimdi deniz ulaşımını bizim bu kadar minimumda kullanmamız aklım almıyor beni. Neyse diyorum ya Allah hepimize sabır versin. Allah akıl sağlığını hakikaten zorlayan bir durum. Yani dur kalk dur kalk Allah hepimize. Ya işi bu olanlara Allah sabır versin. bugün özelinde bir dile getirmek istediğim Allah aşkına yapılacak, yapılabilecek bir şey varsa yapalım ya. Bir de şöyle bir şeyimiz yani kendi bir namımıza... şey varsa yetkili mercileri Allah aşkına yapılabilecek evet. bir şey varsa yapalım yani. Kendi namımıza da belki şöyle bir şu cep de telefonunu lazım. kullanmazsak eğer araba kullanırken. Ha evet. şu Cep telefonunu kullanmazsak yani ben görüyorum bazen böyle böyle bakıyor. Arada yola bakıyor, böyle bakıyor, arada yola bakıyor, böyle bakıyor. Dizi falan seyredenleri saymıyorum yani. Ha. Var görüyorum yani. Aksatıyor trafik. Bir tanesi bu. Cep telefonu mesajlaşma, bir şey izleme kesinlikle bu hayati tehlike dönem Olacak taşıyor. işte. Diye. Bir de şeyin vardır, Jerry Seinfeld'in o konuda güzel bir tabiri vardır. Sihirli şerit. Herkes kendi <laughs> şeridi dışındaki şeridin sihirli olduğunu zannediyor. Yani kendisinin Orası yavaş gittiğini ve soldaki sağdaki şeridin sihirli olduğunu zannediyor. Hayır arkadaşım, sihirli şerit diye bir şey yok. Genel toplamda büyük toplamda hemen hemen aynı şeritler aynı süratte gidiyor. Sen şerit değiştirdikçe arkandaki 15-20 tane aracın hızını etkiliyor, trafiği yavaşlatıyorsun. Siz orada çok vakit geçirdiniz, orada trafik dendiği zaman araçların İlerleme hızı mı düşüyor yoksa aynı bizde olduğu gibi dur kalk dur kalk New York'ta duruyor. Los Angeles'ta 4 ile 6 arası durur ama diğer saatlerde genelde durmaz. İşte bizde artık o şey de kalmadı. İş çıkışı vesaire, işe gidiş, işten dönüş o öyle bir aralık da kalmadı. Her an trafik var. Her an trafik. Hmm, New York'ta öyle oldu son zamanlarda ama mesela orada çok fazla bizde olduğu kadar şerit değiştirilmiyor. Bunu da itiraf etmek, kabul etmek lazım. Yani bizde şerit değiştirmek bir Spor haline dönüşmüş durumlar Neden değiştirdin dahi bilmiyor değiştiren Akıyor kişi. Akıyor çünkü yani. Evet bunu farkında olması lazım. Bu şeritler genel toplamda büyük toplamda aynı yere gidecek ve aynı hızla gidecek. Sihirli şerit diye bir şey yok. Ya e, aynen Uğur Bey'in söylediği gibi şoför araba kullanan insanlar, araç kullanan insanlar olarak bize düşen görevler de var. Elbette Allah aşkına şu cep telefonu yani konuşmak bakmayın yani konuşmak ayrı bir şey. Bir de böyle bakıp şeye bakıyorlar sosyal medya görüyorum yani sosyal medya fotoğraf veriyor. Allah aşkına. Yani biz de bunlara dikkat edelim ama öte taraftan alınabilecek bir önlem varsa da ne olur ya? Bayılmak, fenalıklar geçirmek üzereyiz yani. Neyse kendi derdimizde Kar çok. Karayolları e, tükendi hocam. Deniz yolu. Vallahi öyle. Deniz yolu e, kullanmadık. İstanbul özelinde kendi derdimiz derken İstanbul özelinde bu sabah felaketti e, bir tamam. şeyle başladık. E, i̇nşallah e, bir önlem ya da çözülebilecek şeylerle çözeriz. Değerli izleyenler malumunuz milli maç arasındayız. hafta Cuma günü de e, Amirli Futbol takımımız Norveç'le karşı karşıya gelecek. Önemli bir karşılaşma. Gündemin Sportoto Süper Lig'e biraz ara verdiğimiz bir dönemde gündemin biraz daha e, hafif olduğu bir dönemde daha önce söylemiştik size bir e, özel dosya çalışmamız olacak diye bugün onu getireceğiz ilk olarak ekranlarınıza e, konumuz konu başlığımız oyuncu yetiştiremiyoruz Avrupa'daki örnekleriyle kıyaslayarak şimdi konu nereden açıldı onu da söyleyelim değerli izleyenler yaklaşık bir ay oldu değil mi Uğur Bey e, sevgili Alp Ulagay ...bir radyo programına bağlandı ve muazzam bir değerlendirme yaptı. Verileriyle, detaylarıyla hemen aradım sağ olsun çok yardımcı oldu. Kendi notları da dahil olmak üzere yararlandığı kaynakları bize de gönderdi. Biz de oturduk çalıştık dersimizi ve belli çıkarımlar yapmak üzere... ...öne çıkan notları birazdan sizinle kalem kalem paylaşacağız. Söylediğimiz gibi Avrupa'nın 5 büyük ligleri ve biz kıyaslarıyla... ...ne nasıl yapılıyor ya da neyi yapmamız lazım ya da neyi yapmamamız lazım? Bir şeyleri doğru yaparken bazı şeylerden de uzak durmak gerekiyor. Bunu hep gözden kaçırıyoruz. Ya yapıyoruz olmuyor işte ama bir de yapmamamız gereken şeyler var. Bunların hepsini hep birlikte değerlendireceğiz. Eğer her zaman olduğu gibi siz de katılmak istiyorsanız programa malumunuz biliyorsunuz sizin manşetiniz hashtag ile bize ulaşabilir görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Söylediğimiz gibi oyuncu yetiştiremiyoruz. Önce şunu belirtelim. İki farklı rapordan yararlandık. Birisi CS yani uluslararası spor çalışmaları merkezi, bir diğeri de TÜFAR bizim yerli insanlarımızın çalıştığı bir Türkiye Futbol Araştırma Merkezi. İkisinin de internet sitesi siteleri var. tıkladığınızda raporlara şeylere ulaşabilirsiniz. Rapor değil de bir de şeyleri var. Uzun raporları var, kısaların ismi aklıma gelmedi şimdi daha kısa rapor, uzun raporlar ve kısa raporlar var, değerlendirmeler var, bilgi notları var. Baya merak edenler için söyleyelim hakikaten faydalı internet siteleri. Girip oradan uzun uzun raporları da değerlendirebilirsiniz. Süper Lig'in 5 yıl aşkın süredir Avrupa'nın toplam 31 ligi arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip ki bu zaten yıllardır söylene gelen bir gerçek. Evet. Bizim için. CS de bu konuya ele almış. Ee, o rapora göre geçen sezon 27.91 yaş ortalamasıyla Süper Lig yine en yaşlı lig oldu ekranınıza gelen ligler arasında. Ki hani geçen sene biz gençleştirmeye başladık ya bir gençlik hareketi, kafaların değişmesi, bakış açısının değişmesi... Sadece son istasyon olarak Türkiye'yi kullanmak ya da sadece para kazanmak için, yüksek kontrat almak için Türkiye'ye gelen oyunculardan ziyade artık Türkiye'yi bir zıplama tahtası olarak kullanmayı planlayan, buradan Avrupa'nın büyük liglerine e, zıplamaya gitmeyi planlayan oyuncuların da bir sonraki satışından para kazanabilecek kulüplerin, bir sonraki satışından para kazanabilecek oyuncuların da gelmeye başladı, gençlerin de gelmeye başladı, gelecek vadeden gençlerin de gelmeye başladığı bir e, profile dönüşmeye başladık geçen sezondan itibaren. Bu sezon onu ivmenin daha da hızlandığını söylememiz lazım. Grafik geldi ekranlara. Neydi? Bizimkisi 27.91. bize en yakın İspanya var. 27.11. Ondan sonra aşağıya doğru gidiyor. İtalya 27.03. Dördüncü sırada. İngiltere 26.98. Almanya 26.02. Ve Fransa 25.63. Yani bu ligler arasında en genç oyuncu oynatma Ortalaması en düşük ülke Fransa. Şimdi bu 2020 raporu ama iniş, bunun altını çizmemiz lazım. Geçen sezonun raporu tabii. Evet bu 2020 raporu. Ben size iki tane bilgiyle biraz daha yürekleri ferahlatayım. Bu biraz çünkü çok kara bir tablo çok üzücü. Öncelikle 2018'de yani bundan iki yıl önce yani bu rapordan iki yıl önce yayınlanan CS raporunda 28.81'miş bizim yaş ortalamamız. Dolayısıyla 2018'de 2020 arası zaten ligimiz bir, bir yaş gençleşmiş. ki az buz bir şey değil yani. Evet, daha iyi bir haber vereyim. Buyurun. Ben bu sezonki ortalamaya baktım. Henüz rapor yayınlanmadı ama bu sezonki ortalama itibariyle biz 27.9'dan 26.9'a düşmüşüz. Çok güzel. İngiltere Premier Lig seviyesine neredeyse. Premier Lig'de 26.7'ye gerilemiş Premier Lig'e de baktım. Oh. Onlar da gerilemiş ama biz yine bir yaş daha gençleşmişiz. Çok güzel. Yani 2018'den 2021'e kadar 3 yıl içinde Süper Lig'in yaş ortalaması 2 yaş gençleşmiş. Yaklaşık 29 seviyesinde bu sezon 26.9'a girilemiş. Dolayısıyla tamam iyi değiliz ama enseyi karartmayalım yavaş yavaş gençleşiyoruz. Rotamız doğru. Futbol anlamında belki her şeyi çok doğru yapmıyoruz. Avrupa ile aramızda oyun anlamında diyorum. Avrupa ile aramızdaki makas gittikçe açılıyor ki kulüplerimizin geldiğimiz nokta itibariyle ülke puanı, kulüp puanı vesaire. E bu da bunu gösteriyor zaten aradaki makasın açıldığını, açılmaya devam ettiğini. Ancak bu da bir toparlanma işaretidir değil mi? Tabii kesinlikle. Rekabetçi, buna rağmen rekabetçi bir lig olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ciddi rekabetçi bir lig olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya Biz hep sonuçlarla ilgilenen bir futbol ülkesiydik, sebeplerle değil. Birkaç yıldır neyse ki belki bunda futbol medyasındaki dönüşümün transformasyonun etkisi vardır. Birkaç yıldır neyse ki Türk futbolu sebeplerle de ilgilenen bir turnuva olmaya başladı. Bu da ligdeki gençleşmeyi tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Yani sadece neticeleri değil o neticeleri oluşturan faktörlere de odaklandığımızda zaten doğru yolları, doğru yöntemleri bulacağız. Zaten birazdan e, bir başka başlıkta bu yaş ortalaması ile ilgili başka bir detay daha vereceğim. Yöntem konusunda doğrulara yaklaştığımızı kanıtlayan ispat bir başka bir veri. Şimdi uzatmayayım bir başka tabloda o bilgiyi de vereceğim. Sebepleri, oyundaki sebepleri ve nedenleri açıklama adına biz de haftada iki gün istatistik, derin ve detaylı istatistik paylaşıyoruz. İzleyicilerimizin hoşuna gidiyor. Evet evet. Iyi çünkü e, onlar da görüyorlar. Neden? olduğunu ve anladığın zaman daha keyifli oluyor. Neyin ne olduğunu okuyabildiğin zaman daha keyifli oluyor. İzleyicilerimiz de en azından futbol kamuoyu da ister genç olsun ister orta yaşlı ister yaşlı onlar da bundan keyif alıyorlar. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler yine CS'nin CS raporundan yani e, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi raporundan e, devam ediyoruz. E, geçen sezonki rapordan devam ediyoruz. Kulüplerin kendi altyapılarından yetiştirdiği oyuncuları oynatma yüzdeleri. Şimdi burada %7 olarak gördüğünüz Portekiz en düşük olan, en düşükten en yukarıya doğru gidiyor onu söyleyelim size. %7.4 Portekiz, bir önceki sezondan bahsediyoruz. %7.6 İtalya, biz de kendi altyapısından yetiştiren, oyuncuyu kullanan ülkeler sıralamasında en az kullanan üçüncü ülkeyiz. Ülkeydik %8.2 ile. E peki ilk beşi merak edecek olursanız eğer, yani en çok altyapısından yetiştiren, yetiştirdiği oyuncuyu kullanan kulüpler hangi ülkede? İsrail %33 ile birinci sırada. Onu Slovak, e, Slovenya takip ediyor. %28 ile ikinci sırada. İsviçre %27 ile üçüncü, Çek Cumhuriyeti, Çek ya yani %26 ile dördüncü ve Norveç yine %26 ile hemen şeyin arkasında. E, Çek Cumhuriyeti'nin arkasında. Ee, Avrupa'nın büyük ligleri Almanya mesela ben şaşırdım açıkçası. Almanya %12.7'ymiş altyapısından kendi yetiştirdiği oyuncuları oynatma meselesi. Burada tabii satışlar mı acaba biraz şeye çıkıyor? Hocam ön plana çıkıyor. Burada Almanya ile Çok özür dilerim. Fransa 16.3, İngiltere'de %14'müş. Evet. Altyapısından yetiştirdiği oyuncu oynatma Almanya, cildesi. Fransa, İngiltere ile Çekya ile Norveç ya da Slovenya farklı kategori. Doğru. Çünkü Alman futbolcunun ulaşması gereken seviye birinci Bundesliga seviyesi. 1. Bundesliga bütün dünyadaki futbolcuların, en iyi futbolcuların veya Premier Lig bütün dünyadaki en iyi futbolcuların gelmek istediği, ulaşmak istediği seviye. Dolayısıyla Premier Lig için mücadele eden İngiliz futbolcu, İngiliz altı futbolcusu aslında bütün dünya ile mücadele ediyor. Almandan da daha iyi olmak zorunda. Senegal'den de daha iyi olmak, Brezilyalıdan da daha iyi olmak zorunda. O yüzden o %12 oranında Premier Lig'e ulaşabiliyor. Ama Sloven futbolcu öyle değil ki. Slovenya ligine dünyanın en iyileri gelmiyor. Veya Çek yine değil mi? Onun rekabet ettiği uluslararası rakipleri şüphesiz ki daha zayıf. Kesinlikle. O yüzden daha fazla ulaşıyor üst seviyeye. Ama seviye. doğruyu yaptığı gerçeğini değiştirmez. Elbette. Elbette. Onları takdir ediyoruz. Bu, kesinlikle doğru söylüyor. Ama İngiltere, Almanya, Fransa onların rakibi değil. İngiltere, Almanya, Fransa'nın %33 oranında dinamikler farklı. Dinamikler farklı. Altyapı oyuncusu kullanması mümkün değil. Bu noktada da yine az önce bahsettiğim e, yöntem değişikliğimizle ilgili bir ekleme yapmak isterim. Evet biz bu konuda zayıf ülkelerden biriyiz. 8 değil. Bu oranı biz de İngiltere, Almanya, İspanya seviyesine 13'lere 15'lere en azından çekmemiz lazım. Ben de o kanaatteyim. Yani 8 düşük bir yüzde altyapıdan üst seviyeye çıkartma konusunda. Ama bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu statü değişikliği yaptı. 2022-23 sezonunda ilk 11'de 21 yaş altı bir oyuncu oynatma zorunlu olacak. 2023-24 sezonunda ilk 11'de 21 yaş altı iki oyuncu oynatma zorunda olacak ki bu bu yani aslında doz aşırı bir önlem. Yani bu çok tartışılır. Yani bu gerçekten zorlayıcı bir önlem. Ben size statüyü okuyayım mı? Buyurun. 2023-24 sezonunda ilk 11'de 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu. 2023-24'ten söz ediyorum. Yani 20-21 yaş üstü 6. İki oyuncu bulundurma zorunda olacak. Bu iki oyuncunun 24 ay kulüpte yetişmiş olması lazım. Yani kendi alt tip organizasyondan çıkarmış olman lazım. Başka bunun aslında başka zorlayıcı olmaması de, lazım. Bunu zorlayıcı olarak görüyor olmaması lazım, lazım. lazım. Aynen öyle. Ya yani işin doğrusu ya da kolayı bu. Şimdi e, her zaman söylüyoruz bir üretim bandını düşünün, bir fabrikayı düşünün üretim bandı. Üretiyor ham madde, işliyor son ürün satıyor, İşliyor alıyor, işliyor. Satıyor, son ürün haline getiriyor ve satıyor. Kar ediyor. Avrupa'da bunu yapan dünya kadar kulüp var. Almanya'da var, Fransa'da var, Portekiz'de var. Yani Portekiz'de bunu kendi başına icat etmedi. Yetenekli oyuncular için bir cazibe merkezi haline getirdi ülkesini, futbolunu. Yani dünyanın zirvesine oynamaya kalkmadı. Yetenekli oyuncular için bir ara üst haline getirdi kendisini. Ve topluyor, alıyor, satıyor. Arada futbol başarısı da gösteriyor. Ne yapıyorlar? Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde her sene standart bir şekilde, istikrarlı bir şekilde orada olmayı ve oradan da para kazanmayı başarıyorlar. Ne, ne, daha neden bahsedi, bahsediyor olabiliriz ki? Fabrika gibi alacaksın. Başka çay devamlı hazırla olmaz bu iş. Mümkünat yok. Bir ekonomi düşünün döner mi hazırla? İmkanı var mı? Borç batanda batar gidersin. Yani biz bunun kıyısından defalarca Tabii döndük. Tabii Portekiz Doğrudan bizim rakibimiz değil, değil, bana sorarsan. Hollanda'da değil. Ya yani Portekiz'in Portekizce konuşuluyor olması rakibimiz ve Brezilyalıların değil. Modeli doğru uyguladıkları için tamam. Söylüyorum. Daha daha mütevazi bir modelini kurabiliriz. Portekiz'e rekabet edemeyiz bence. Çünkü Brezilyalılarla aynı dili konuşuyor olmanın avantajı var. Brezilyalılar %100. orayı tercih ediyorlar. Daha Avrupa'ya açılan kapı onlar için. Evet, cazip bir rota haline geliyor. Ya da işte Arjantinliler de sonuçta İspanyolca konuşuyor ama anlaşabiliyorlar vesaire. Güney Amerikalıların Avrupa'ya açılma kapısı olarak Portekiz kullanıyor. Veya Hollanda içinde çok güçlü bir gelenek var. Yani şimdi Ajax geleneğiyle rekabet etmek kolay değil. PSV geleneğiyle rekabet etmek kolay değil. Ama bizim de evet bahsettiğiniz gibi üretici bir ülke olmamamızın hiçbir neden yok. Hiçbir neden Çünkü yok. gerçekten mümbit topraklar. Çevremiz geniş, toprağımız geniş. Futbolu geliş. çok seviyoruz. Sokak hayatı var hala her şey ama özellikle Anadolu'da hala sokak hayatı var. Bu İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da pek olmayan bir şey. Bizde var hala. Hala sokakta çocuklar az da olsa azalmış da olsa top oynayabiliyorlar. Futbolu doğuştan seviyoruz. Ve sevginin yerine başka bir şey koyamıyoruz. Peki o yani zaman yani bunu pekala kulüplere üretime devşirebiliriz. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapı oyuncusu zorunluluğu ki zaten bu benim yıllarca önerdiğim bir şeydi. Şu anda hayata geçtiği için mutluyum. Altyapı oyuncusu zorunluluğu uygulaması da makul. Konuyu dağıtmadan, diğer grafiklere geçmeden biraz şey yapıp, e, bypass edip aradakilere sevgili Alpul Agay'ın gündeme tamam. getirdiği birkaç notu aktaralım Lütfen. madem. Neden yetiştiremiyoruz? Neden yetiştirmiyoruz? Ne dersiniz? Yani yapamıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Ne derseniz deyin. E, sevgili Alpul dinledim. Şimdi şöyle bir tespiti var net bir şekilde. Gerçek yani. Diyor ki 10 yaş altı, 11 yaş altı, 12 yaş altı, 13 yaş altı yaş gruplarının haftada kaç saat idmanı var Türkiye'de? Yarışma ve maç var mı? Diye baktım diyor. Türkiye'de 11 yaş altı alt gruplarda bir düzenleme, bir programlama yok. Hiçbir bilgi yok. Müsabaka olmadığı gibi arasan da bulamıyorsun herhangi bir. En tone, son U11 veri. var. U11 en son U11 var. Evet. Buna karşılık mesela Portekiz'de Portekiz'de hani neyi doğru yapıyorlar? Portekiz'de, Fransa'da yine e, fabrika yapıp satıp ama aynı zamanda sportif başarıyı da yakalayan bir e, futbol ülkesi. E, Portekiz ve Fransa'da 6 yaş altı, 6 diyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 yaş altı. Polonya ve Sırbistan'da 8 yaş altı. Almanya'da 7 yaş altı ve ayrıca 7 yaş altı ayrıca 6 8 yaş grupları ayrı olmak üzere nasıl antrenman yapılır? Haftada kaç kere antrenman yapılır, kaç maç yapılır vesaire bunların hepsinin planını, programını bulabiliyorsunuz diyor. Türkiye'de bir yılda 12 yaş altı grubu oyuncuları İspanya'daki muadilinden 17 maç daha az oynuyor. Evet, önemli bir tespit. Yani o şey belli bir yaş grubunun altında bizde yok. İşte yapınca Portekiz oluyorsun. Tekrar söylüyorum, siz de altını çizdiniz rakip olarak değil. Neyi doğru yapıyorlar? Bunu doğru yapıyorlar. Ha burada tabii Kesinlikle. başka dinamikler devreye girecek, eğitim devreye girecek, aileler devreye girecek, sosyoekonomik durum birçok şey devreye girecek ama oturup çalışırsak ya bir plan program yaparsak bunlar yapılmayacak olmayacak işler değil. Buna deliriyorum ben. Bunlar olmayacak şeyler değil. Yani uzay bilimi, roket bilimi falan değil yani. Ee, tabii okullarla özdeş yürütülen bir e, spor kariyeri bu anlamda birçok ülkeyi son, ön plana çıkarıyor. Son dönemde spor bakanlığı da gençlik ve spor bakanlığı da bu var. anlamda ciddi adımlar attı. Daha iyi noktaya gelecek inşallah aileler bilinçlendikçe bu iş sistem evet. daha işler hale geldikçe daha iyi noktaya mesela gelecek. Mesela Amerika'da bir dönem e, bu futbolcu yetiştirme konusunda gerçekten çok kafa yordular. Üniversite çalışma yaptı. Futbolda ilerlemek istiyorlar çünkü dünyayla rekabet etmek istiyorlar ve şöyle bir strateji izlediler. Dediler ki 8-9 yaşına itibaren çocuğu mesela sabek olarak kodlayalım. Almanya'dan bahsediyoruz değil mi? Amerika. P özür dilerim. Amerika'dan bahsediyorum. Özür dilerim. Hatta yanlış modelden bahsediyorum. Biraz daha anlatacağım. 8-9 yaşına itibaren çocuğu mesela sağ olarak kodlayalım. Stoper olarak kodlayalım. santif olarak kodlayalım. Tamam. 8-9 yaşındaki çocuk sağ bek olmaya odaklansın. Sağ ne yapacaksa profesyonel olduğunda o yaşta itibaren ona, ona o eğitim verelim. Hem, bunu kaç senedir yapıyor? Ama bak enteresan sonucu Buyurun. enteresan. Ee, hem sportif olarak hem teorik olarak hem pratik olarak bu anlamda çocukları geliştirdiler. Geliştirdiler, denediler bunu. Sonuç olarak çocukların belli bir yaştan sonra bu kadar kodlandıklarında, odaklandıklarında sıkıldıklarını, doğru verim alamadıklarını, doğru sonuç alamadığını gördü Amerika. Sonra neye döndüler biliyor musun şu anda? Şu anda şunu fark ettiler. Farklı disiplinlerde spor yaptıklarında, farklı pozisyonlarda oynadıklarında çocukların vizyonu daha geniş oluyor. Mesela Santifor oynuyor bir sene, öbür sene kaleci oynuyor, öbür sene Amerikan futbolu yapıyor, bir sonraki sene beyzbol takımına giriyor. Sonra yüzüyor. Bakıyorsun sonuçta iyi bir futbolcu oluyor. Birçok şu anda zaten Amerika kıtasından yetişmiş futbolcunun tarihçesine baktığın zaman yüzmüş. Amerikan futbolu oynamış. Hokey oynamış. Ailesinde halter hal kaldıran var. Böyle dinamikler olduğunu görüyorsun. O yüzden spor her ne olursa olsun. Bir gün ben Darüşşafak'a gitmiştim konuşmaya. Çocuğun bir tanesinin sorduğu soruyu hiç unutamıyorum. Bahsettiğiniz şeyler hep yetenekli çocuklar için. Dedi. Benim yeteneğim yok. Bravo. Benim yeteneğim yok ve benimle ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Beni ilgilendiren hiçbir şey yok anlattığınız konular içinde de. Ben çarpıldım gerçekten. Bir anda kaldım karşımda o çocuğun sorusuyla. Çocuğun yeteneği neye yakınsa, futbola yakınsa futbola, futbola yakındaysa yüzmeye, yüzmeye uygun değilse masa tercisine. neyi seviyorsa diye de özetleyebiliriz. Niye neye varsa yeteneği Aynen öyle. olmak zorunda değil. Aynen İlgisi öyle. neye varsa ona yönlendirmekte onu bir spor takımını ve spor müsabakası işte bulundur, bulundurmakta fayda var. Çünkü sonunda ya sporcu olur ya insan. İyi bir insan yetiştirmiş olursun. Eninde sonunda iyi bir, birey bire yetiştirmiş oluruz. Bir politikaya geliyoruz. Evet. Arkasında durulması gereken bir iradeye ve yani, bunun geniş ailelerce, geniş kitlelerce de kabullenmesi lazım. Spor an. politikasının amacı sadece iyi sporcu, yetenekli sporcu yetiştirmek değil ki, iyi birey yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek. Avrupa ve Amerika'da 1940'lı yıllarda ya da 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında özellikle spordaki bu atılımın ana motoru neydi? Ana motoru askerde belli tipte, güçlü, dirençli askerlik yaptığında belli tipte güçlü, dirençli insanlar yetiştirebilmek adına fizik ve spor hem ruhen hem fiziksel güçlenmesi adına spora ağırlık vermeleriydi. Yani bambaşka bir sebepten bambaşka bir sonuca ulaştılar. Eğer çocuğa spor yaptırırsan bu ulaşıyor. Herhangi bir sporu yaptırırsan kazanmanın yanında kaybetmeyi de öğrenecek. Ve bir gün gelecek trafikte bir başkasının önüne geçmenin bir kazanç olmadığını, galibiyet olmadığını bilecek. Bir araba Çünkü yenilgiyi diyor. de bilecek. Bir Doğru. araba geçtiği zaman başka bir insan hakkına, hukukuna tecavüz ettiğini bilecek. Onu yavaşlattığı zaman tabii ki. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz gerçekten. Bir yani, araba geçmek bir kazanç değil, galibiyet yani. değil. Galibiyet değil bu yani. Hele onu yavaşlatıyorsan tabii ki legal olarak sollamaktan bahsetmiyorum. Sadece arkandakine ki bütün o sırayı yavaşlatıyorsun yani. Tabii domino taşı etkisi yaratıyor ve bir sürü insanın aslında hakkını hukukla tecavüz etmiş oluyorsun. Veya futbolcular bir tane rakibinden taç atışı kazandığın zaman bu marketten elma almaktan farkı yok kardeşim. Hırsızlık yapıyorsun. Hem sosyal medyadan gün boyunca hak, hukuk, din, iman mesajı veriyorsun. Ondan sonra futbol sahasına geliyorsun basit bir taç atışını... Haksız bir şekilde almak için kendini parçalıyorsun. Bırak hakkını bırak rakibini. Bırak lütfen onun hırsızlıktan farkı yok. Peki ortaya koyduğumuzu düşünüyorum neden biz bazı şeyleri bu işi çok iyi yapan ülkeler gibi yapamadık yapamıyoruz o seviyede değiliz. Herhalde onu rakamlarla da ortaya koyduk. Şimdi tekrar ana şeye geri dönüyorum rapora ana akışa geri dönüyorum. Ee, sıradaki başlığımız transferle. grafiğimiz transferle alakalı. Değerli izleyenler. CS, Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin e, raporunda yine çarpıcı bir e, sonuç. Transfer olan oyuncuların kadroda yer alma oranı. Bu listede %52.7 ile bizim ligimiz Sportoto Süper Lig 3. sırada. Yani yeni transfer olan oyuncuları hemen kadroya evet. e, koyuyoruz. Sırbistan burada %53.4 ile birinci. Kıbrıs Rum kesimi %53 ile ikinci. Biz üçüncü sıradayız. Portekiz, Romanya ve e, İtalya olarak sıralanmış. İlk beş burada İtalya için bir not düşelim. En altta da yazıyor zaten. Beş büyük lig içerisinde Avrupa'da beş büyük lig içerisinde en yüksek oran İtalya'da. Gelir gelmez şey yapan e, transferi oynatan. Burada en altta da galiba şey vardı değil mi? Şuradan bakayım. İngiltere mi vardı en altta? İngiltere. 28 ile yeni gelen transferi hemen kadroya almayan biraz Hingilte. şeyler yani cool duruyorlar. Sen bir dur bakalım oynayana kadar. Ne olabilir? Bunun temeline gerekçe ne olabilir? Hani bunu analiz ettiğimizde moleküllerini ayırdığımızda hangi sonuca varıyoruz? O zaman oraya bakalım. Niye böyle oluyor? Hani bol filminden bir alıntı yapabilir miyim? Yine? Lütfen. Orada takımı nasıl düzeleceğiz? En başarılı 3-4 oyuncusu ayrılıyordu hatırla takımda. Beyzbol takımında. E, büyük takımlara gidiyorlar. İyi oyuncular çünkü. Şampiyon olamadılar ama büyük takımlara transfer yapıyorlar. Oturuyorlar bir, geniş bir ekiple. E, takımın menajeri diyor ki, idari menajeri yani Brad Pitt. Bir şey yapmamız lazım ilk toplantıda. Herkes diyor ki işte şu isim, bu isim. o Bir sonraki toplantıda sana çok güzel önerilerle geleceğiz. Herkes geliyor dünya kadar kağıt. Hep yeni oyuncu. Şu takımdan transfer, buradan Diyor ki transfer değil. Ama bir şey yapma. Bu transferle çözülecek durum çünkü paramız yok diyor. Boşlanamıyorum da diyor. Daha fazlasını da alamıyorum. Transferle çözülecek bir durum değil diyor. Var olmak istiyorsak başka bir şey yapmamız lazım. Ne yapacaksın? Kenarda köşede kalmış oyuncular, genç oyuncular. Hepsini bunları oturup teker 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 araşır ve hiç kimse anlamıyor bunu. Neden böyle yaptığını. Ondan sonra biliyorsunuz zaten hikayenin devamında çok başarılı oluyor. Büyük takımlardan teklif oluyor ama oyunu seviyorum ben argümanıyla bu gerçek hikaye tabi. Oyunu seviyorum ben argümanıyla. Takımında kalmaya devam ediyor. Tabii ki bu ideali. Ee, bu Örnek tablonun İtalya ile İngiltere açısından e, bakalım. Mesela o pencereden bakalım. İtalya bize daha yakın. Yeni oyuncu oynatma yüzdesi bakımından. İngiltere uzak. Mesela evet. İngiltere bu konuda aşağıda. Bunun gerekçe, mesela İngiltere'nin de parası var. Hatta en fazla para İngiltere'nin. Doğru. Var. En büyük ekonomi İngiliz spor ekonomisi. Futbol ekonomini piyasarsan. E o zaman bu kadar çok parası olduğu halde İngilizler... Niye yeni oyuncu oynatma konusunda çok gerisinde İtalya'nın veya Türkiye'nin? Bence bir numarası sebebi antrenör istikrarı. Beş büyük lige baktığın zaman en fazla antrenör devinimi İtalya'da oluyor. En fazla antrenör değişti, en az antrenör değişikliği İngiltere'de oluyor. Eğer antrenör istikrarı sağlarsan tek direktörler daha uzun süreli çalışırsa zaten elindeki kadroya da daha uzun süreli çalışmak istiyor. Ama tek direktör değiştirdiğinde o da kadroyu revize etme duygusuyla geliyor Türkiye'de kadro revizyonunun sebeplerinden bir tanesi çok fazla tek direktör devinimi. Dolayısıyla birinci çaremiz dün de bahsettiğimiz kulüplere sezonda maksimum iki teknik sorumluyla imza atma sınırı getirmek. Eğer iki teknik sorumluyla da yolları ayrılırsa ondan sonra bir alt altyapı hocasıyla devam etmek zorunda bırakılmak. Yani pro lisans şartı olmayacak iki tek direktörde gönderdiyse alttan biriyle devam etme şartı getirmek birincisi. Birinci konu tek direktör devinimin durdurmamız lazım. Yani çok şu anda 8 hafta 9 tek direktör gitti. Bu anormal. Bu zaten kadro devinimine domino taşı etkisiyle yol açıyor. Bunu da alt başlıklarına ayırabiliriz. Neden bu kadar teknik direktör değişikliği var? Mesela beni teknik direktör aldığını varsay, sen kulüp yöneticisisin. Ya da bütün yönetim kurulunda oturduğun konuştun. Ya kardeşim ben, benim takımım bu oyunu oynayacak. Biz bu oyunu oynayacağız. Bu sene, önümüzdeki sene, ondan sonra 5 sene sonra, 10 sene sonra ben bu oyunu en iyi noktaya getireceğim. Bunu diyen kim? Yönetici. Ama yönetici dediğin inşaatçı. İşi 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 aldığın Abi, teknik direktör de bu yönde. Yok ki orada, uzun hareket yok. edecek bir adam olması gerekmez mi? Ama işte onu ha, diyorum. Diyeceksin ki zaten yönetici yönetici kuruları, ne kadar duracak görev. İş adamlarından oluşuyor zaten sıkıntı orada. Sadece yönetici e, teknik direktörlük değil mesele teknik dedin ya teknik direktör istikrarını sağlamalıyız diye teknik direktörle bitmiyor. Iş. Sadece başkanla o değil. yöneticisiyle evet. bütün ama onları değiştiremiyorum. Yönetim kurullarını o değiştiremiyorum. O değişikliğin olması lazım. Yani bu anlayış değişikliği orta ve uzun vadedeki çözüm. Ama kısa vadede hiç değilse evet bak, bunu yapalım. Amerika'ya dünyanın en fazla turist alan ülkesi ve en e, fazla milletten insanın Barındığı ve, barındığı ve çalıştığı bir ülke. Diversity çok ırklılık çok yüksek seviyede Amerika'da. Ama sen Amerika'da trafikte olağanüstü kusurlar görmüyorsun. Çok enteresan garip davranışlar, aşırı şerit değişiklikleri, park edilmeyen yere yanlış parklar görmüyorsun. Neden görmüyorsun? Cezalar caydırıcı. Cezalar caydırıcı. Yanlış parkın cezası 250 dolar. 250 dolar ödemek kadar kolay değil veya ben otobanda 100 değil 102 milde yakalandım polise cezası mahkeme nereden biliyorsun mahkemeye diye çıktım. düşünen varsa izleyicilerimiz arasında buyurun evet mahkemeye çıktım ben yani 70 mil olan otobanda 100 mile kadar farkla yakalandıysan para cezası 100 milinde üzerindeysen mahkemeydi ben yaşamadım veya eyalette mahkemeye çıktım çünkü o eyalette çıkman gerekiyordu yani şunu demek istiyorum bu bahsettiğiniz orta uzun vadeli çözümler evet bunları gerçekleştirmemiz lazım ama en kısa sürede çözüm ne? Ceza. Ceza. Eğer layığıyla cezalandırırsan çok kısa sürede çözüme ulaşırsın. O yüzden diyorum ki bir kulübe kısıtlama getir. Sezonda maksimum iki tek direktörle Makul. çalışma kısıtı getir. Makul. İkisiyle de yollar ayrıldıysa herhangi sebeple ondan sonra alt yapılan bir antrenörle devam etmek zorunda kalsın veya bünyesindeki bir antrenörle. Onda da pro lisans şartı aramasın. Birincisi bu, bu cepte bu şeye tekrar dönüyor. Yeni transfer olan oyuncuların oynama yüzdesinde yüksek olmamızın ikinci konusuna. Çok bak çok güzel yazmış. Sözünüzü kestim ama Mehmet Üge diyor ki e, 8 haftada 9 teknik direktör değiştirmeye biz devam edersek hiçbir teknik adam genç oyuncuları oynatıp onlara sabredecek süreyi bulamaz. Önce evet, bunu çözmeliyiz. Onu, Aynen sizin söylediğiniz onu ifade gibi. Güzel yaptım. ifade etmiş. Evet. Şimdi ikinci konuda bence bu sezon mesela 14 yabancıya izin veriliyor. Bir tanesi genç olmak durumunda. Galiba 1999 yaz sınırı. Yani 13 yabancı istediğin yaştan alabiliyorsun. Hı hı. Bir tanesi genç olmak durumunda. 14 yabancıdan birinin kamuoyun mesela çoğunlukla bunu bildiğini zannetmiyorum. 14. yabancının genç olması. Öyle bir statü koydu Türkiye Futbol Federasyonu. Bence doğru yaptı. Seneye 12 yabancıyla kontrat imzalayabilecek kulüpler. Bir sonraki sezon 10. Bence özellikle yabancı transferinde şu kriterleri biraz daha zorlaştırabiliriz. Hatta yabancı transferini sınırlamak yerine bence sınır getirmeye gerek yoktu zaten. Kriter getirseydik daha doğruydu. Yani sen yine istediğin e kadar yabancı getir ve istediğin kadar yabancı oynat diyebilirdik. Ama şu kriterle mesela FIFA sıralamasında ilk 20 sıradaki ülkelerden yabancı transfer ediyorsan tamam et. Bunlar 25 yaş altıysa tamam. Ama 25 yaş üstüyse mesela ona bir kontenjan tanıyorum. Mesela bu bu eğilip bükülebilir bu. FIFA sıralamasında ilk 30'un altındaki ülkelerden getiriyorsan eğilip bükülebilir derken yolda e, değiştirilir anlamında demiyoruz. Eğilip o anlamı değil. derken mi? doğrusu tartışılarak bulunur ve bir kural haline getirilerek evet. iş, e, hayata geçirilir demek istedi. Evet evet aynen. Eğilip FIFA sıralamasında ilk 20 değiştirir. diyorum. Mesela onu 25 diyebilirsin. Ona itirazım yok. Onun o optimize edilir. FIFA sıralamasında ilk 30'un dışındaki ülkelerden oyuncu getiriyorsan milli olmak zorunda olsun. En azından bir tane milliliği olmak zorunda olsun ya da hiç milli olmadıysa 21 yaş altıysa ancak getirebil mesela değil mi? Bu kriterleri getirsen zaten ülkeye yabancı oyuncu sokuyorsan bile belli bir karakterde belli bir standartta sokmuş olacaksın. Bunlar için de bütün paydaşların bir araya gelip konuşup plan yapıp ortaya bir irade bir ortak akıl koyması ve bunun hayata geçirilerek arkasında herkesin kararlı ve istikrarlı bir şekilde durması ve de uygulaması gerekir. Yani biz bunu böyle yapalım bir sene sonra, iki sene sonra bakarız değil. Arkadaş ben bunu yaptım. Benim yürümek istediğim hedef tam şurası. Oraya ulaşmak için ben bunun arkasında büyük bir iradeyle, bunun arkasında büyük bir dirayette duracağım. Ve duracağız. Evet. İşte bizdeki en büyük problem o. Yani yaptım, bir sene sonra Aynen bozdum. Öyle. Tekrar yaptım, tekrar. Yabancı kuralı ya da yerli oyuncu destekleme sistemi adına her neyse. Geride bıraktığımız 10 senede kaç kere değiştirdik? 15 de kaç kere değiştirdik? Fazla mı? Son 20 yılda sürekli değişiyor. Nasıl bir istikrar bekliyoruz ki? İşte daha doğru e, şekillendirilmesi, daha doğru konumlanması, yazılması lazım ki sürekli değişir miyim? Bir de şöyle bir not daha düşeyim. Buyurun. İngiltere serbest değil mi yabancı sınırda? Daha doğrusu işte Avrupa Birliği oyuncusu serbest. Avrupa Birliği dışından oyuncularda bazı kriterler var. Kriterleri bu bahsettiğim şeye benziyor. Puanlama var yabancı oyuncu getiriyorsan. Mesela diyor ki FIFA sıralamasında ilk 20'den geliyorsa 5 puan. Yine bunu atıyorum yani. Mesela işte 20 ile 70 arasından geliyorsa 3 puan. İşte milli takımında son 2 yılda maçların %75'inde oynadıysa 10 puan. %50'sinde oynasa 5 puan gibi bir takım puanlama kriterleri koymuşlar. Kafasına göre yabancı oyuncu alamıyor İngiliz kulüpleri. Belki Spor Kamuoyu bunu bilmiyor olabilir. İngiltere'de yabancı tamamen serbest diye düşünmesinler. Avrupa Birliği oyuncuları tabii ki serbest dolaşım. Ama Avrupa Birliği dışı oyuncular için kriterler var. Mesela son iki yılda milli takımında oynamamış oyuncu alırken başka puanların yüksek olması lazım. Yoksa alamıyor. Çalışma müsaadesi alamıyor oyuncu. Bu kadar basit. Brett Friedel Galatasaray'da oynuyordu. 95 senesiydi galiba. Fatih Terim'e geliyor diyor ki hocam diyor bu milli maça gitmem lazım. Bu milli maça gidersem son iki yıldaki milli maçlarının %75 oranını dolduracağım ve İngiltere'ye transfer olabileceğim. Çalışma izni alabileceğim diyor. Blackburn'a galiba transfer olmuştu. İzin veriyor Galatasaray'da. Friedel milli takıma gidiyor ve ondan sonra da Premier Lig'e transfer oluyor. İzin vermese Premier Lig'den çalışma olacak. izni alamayacak. Belli bir kriterle alıyor yabancı oyuncuları. Biz de pekala kendimize göre, kendimize uygun kriterleri koyabilirdik. Peki değerli izleyenler. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin raporundan öne çıkan notları sizin de paylaştık. E, konuşmak istediğimiz konu çerçevesini daha geniş, e, rapor daha da geniş. Bitti mi? Şeye geçeceğiz şimdi. TÜFAR'ın. Yani ha, tamam. e, Türkiye Futbol Araştırmaları Grubu'nun raporuna geçeceğiz. Burada da yine çok çarpıcı şeyler var e, Uğur Bey veriler var. var. E, geçtiğimiz günlerde A milli takım forması giyen futbolcularımız yani bizim milli takımımızın e, futbolcularını e, araştıran bir rapor yayımladı. 10 ve üzerinde maça çıkan 225 oyuncunun doğduğu şehirler araştırıldı. Listenin en üst sırasında doğal olarak İstanbul hani doğal. En kalabalık şehirlerden birisi olduğu için, cazibe merkezlerinden birisi olduğu için İstanbul olduğunu doğal olarak diyebiliriz. E, gurbetçi oyuncuları eğer dışarıda bırakacak olursak, Gurbetçi e, vatandaşlarımızı, futbolcularımızı dışarıda bırakırsak, İzmir, Trabzon, Bursa ve Ankara şehir olarak öne çıkmış. Diğerlerinde ise aradaki fark hani İstanbul çok açık ara, Gurbetçi Almanya'dan gelen e, oyuncularımız bu rapora göre 25 tane ile ikinci sırada. Ondan sonra İzmir, Trabzon, Bursa 12-12 diye devam ediyor. Ankara'da keza 12 ile bu 5 şeyi tamamlıyor başlığı. Tamamlıyor ki yani aslında 81 il içerisinde 5 tane cazibe merkezi tamam şehirlerin cazibe merkezi olma şeyi var da özelliği var da ama bunun çok daha fazla olması gerekmiyor mu? Birçok Gerek futbol şehrimiz yok mu? Futbola aşık birçok şehir yok mu? Bu aynı zamanda bizi şeye de götürür. Şehir takımı taraftarlığı konusuna da götürür. Bu da ayrıca irdelenmesi Doğru. gereken bir konu ama şimdi çok dallanıp budaklanacak Yo, mevzu. Bence önemli bir konu bu. Dilerseniz girebiliriz. Çarpıcı da. bir tablo olarak çok dikkatimizi çekti. Yani oyuncuların özellikle amiri takım forması giyen ağırlık olarak İstanbul'dan gidiyor. İkinci sırada Almanya'dan gelen grubeçlerimiz var. Ondan sonra İzmir, Trabzon, Bursa ve Ankara. Evet. Şimdi şunu kastettiniz. Çok zengin söylediğiniz gibi çok zengin bir Çocuk şey. Çocuk diyelim ki şeyden yetişiyor. Karabük'ten Coğrafya. yetişiyor, değil mi? Diyelim ki e, Aksaray'dan yetişiyor ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı çoğunlukla. Kendi kent takımını e, taraftarlığı konusunda bazı özel kentler var mesela Bursa özel bu anlamda, Eskişehir özel, kendi kent takımından Kocaeli özel ama çoğunlukla Anadolu'nun yurt sattığına baktığın zaman 81 vilayetin, yanılmıyorsam 73-74'ünde İstanbul takımları daha çok tutuluyor kabaca 6 böyle bir şey yapabiliriz. Evet, evet 6-7'sinde kent takımı daha çok işte saydığım Bursa, Sakarya, Eskişehir gibi özel örnekler var. Dolayısıyla bahsettiğiniz detay yani kent takımını tutma motivasyonunu artırmak için ne yapılabilir? Bunun üzerine kafa yorulabilir. Çünkü taraftarlık önemli bir motivasyon. Çok, bu çok önemli bir şey. Bence Belki de önemli, evet. bugüne kadar tartıştığımız birçok konudan çok daha önemli şey. Çünkü önce kendi makineni işleteceksin. Önce kendi makinen sağlıklı bir şekilde işleyecek ki ondan sonra büyük makineye destek vereceksin. Önce kendi çok önemli detay Bu, ya bu da e, şeyden en kolay ölçme yöntemi e, şehir takımı taraftarlı Çünkü sen şehrinde her yere şey açman lazım, e, store açman lazım, dükkan açman lazım, Birin, farkındalığı arttırman Diyeceksin ki ekonomi vesaire hepsine tamam zaten bir şey diyemiyoruz. Ama taraftarın ülke, olursa ekonomi ekonomin büyür. Yani Zaten, zaten ekonomi takım, taraftara çok bağımlı. Büyük takım taraftarlı yerine şehir takım taraftarlı birinci sırada olsa bambaşka bir tablo oluşacak. Evet, hem ekonomik öyle. anlamda hem de... E, şeyin mental anlamda Evet. destek, dolu tribünler bunu hissetmek çok önemli. Tabi bilet satın alacak, forma satın alacak çocuk dolayısıyla kulübün ekonomisi büyüyecek yani ve daha fazla altyapı yatırımı yani. yapacak. 12. adamdan bahsetmeyelim yani. Sportif başarıyı ne kadar tetikleyecek bu. Olur. Aynen öyle. O zaman şöyle bir pencere açalım. Kent takımı taraftarlığı nasıl tetiklenebilir? Buyurun. Kent takımı, şehir takımı taraftarlığı nasıl tetiklenebilir? Benim naçizane görüşüm şu Çocuk 7-8 yaşında takım tutma evresinde kendi kentinin takımına bakıyor. Diyor ki benim kent takımının özelliği, şehir takımının özelliğini, onun ben neyine vurulabilirim? Neyine aşık olabilirim? Neyi bana farklı geliyor ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tutmayayım? Başarının peşinden gitmeyeyim? Ya Allah aşkına renklerine bakıyorsun. Hepsinin renkleri aynı. Oysa senin kültürünün bir parçası o. Senin doğduğun evet. şehir, Ama bir özgürlüğü olması lazım. Onu söylüyorum. Şehir takımlarının birbirlerine ayrışması lazım. Mesela renklerine Gerek bakıyorsun. Ha. Renklerine bakıyorsun. Beş takımın daha renkleri aynı. Renklerine ayrışamıyorsun. Futbolcularına bakıyorsun. Bugün gelen yarın gidiyor. Futbolcuları bir bağ, bağ kuramıyor. İstikrarlı futbolcu kadrosu yok. Teknik adamına bir bağ kurayım diyor. Teknik adamla bağ kuramıyor. Altı ay sonra bakmış o teknik adam gitmiş. Marşlarına bakıyor. Marşları farklı değil. A kentini çıkarmış. B kentini koymuş. Aynı marşı söylüyor. Birkaç şehri kimlik olarak dışarıda bıraktı zaten evet. Uğur Melek'e. Genelden bahsediyor. Aynen öyle. Eskişehir'de Bursa'ydı. Trabzon'du, Sakarya'ydı, İzmir'di, Göztepe'ydi. Kendine özgü durumları olan bazı semtler Adanesi, ve tabii. vilayetler var. Tabii. Onları ayırıyorum. Ama geneli 81 vilayetin 70'te baktığın zaman kendine özgü marşı bile yok bakıyorsun. Kendine özgü bir marş bile Kendine özgü bir hikayesi yok. Şimdi bakın bunları e, eksiklik ya da vay efendim öyle değil böyle konuşamazsınız falan diye düşünmeyin. Bu birlikteliği ya da bütünlüğü destekleyebilecek unsurlardan bahsediyor. Yani bunu yaratmak lazım demek istiyorum. Yaratmak istiyor. lazım çünkü önce kendi makineni çalıştıracaksın. Çünkü çocuk benim takımı tutacak ya niye tutacak? Ona bir sebep vermen lazım. Kaynak çünkü o. Futbolcu olursa evet. madde. Taraftar, taraftar olursa gelir. Müşteri. Bu kadar yani. <laughs> Aynen. Her türlü şehrini kazanacaksın. Takımını yani taraftar takımını kazanacak şehir, taraftarını kazanacak. O yüzden, önce önce şehir yani. Anadolu kulüplerimiz özellikle çocuklar benim takımı, benim kulübün nasıl tutsun, nasıl taraftar olsun konusunda bence özel olarak kafa yormalılar. %100. Özgünleşmeliler, ayrışmalılar benzerlerinden. Renk olarak mı ayrışırsın, marşlarında mı ayrışırsın, hikayenle mi, logonla mı, mi, mi? armanla mı, tarihinle mi, tek direktörünle mi, stratejinle mi, futbolcularınla mı? Bir şekilde ayrış. Ya bak Altınordu nasıl ayrıştı? Altınordu diye bir kültür var artık, futbol kültürü var. Altınordu diye bir futbol kültürü yarattı orada. Seyit Mehmet Özkan önderliğinde bir ekip, akıllı bir ekip. Ve ayrıştı diğerlerinden. İnan bana yeni nesilde özel altın orta taraftarları olacak. Koca koca tarihi olan koca koca şehirlerimiz var. Takımlar, şehir takımlarımız var. Yani bunu hakikaten kafa yorulması lazım. Bu olmadan adım atmak kolay değil. Katılıyor. Bu olmadan adım atmak hiç kolay değil yani. Ee, biraz dağıttık mevzuyu ama. E, Uğur Beyciğim bu arada bir kısa ara verelim mi? Sular Lütfen. boşaldı. Ee, onları da bu arada <laughs> takviye yapalım. Ee, efendim kısa bir ara rica edelim. Ardından kaldığımız noktadan Türkiye Futbol Araştırmaları Merkezi raporunun e, kalan sayfalarından devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Bugün farklı bir dosya açtık. Altyapı meselesini, oyuncu yetiştirme konusunu gündeme taşıdık. Ve araya gitmeden önce en son e, Türkiye Futbol Araştırmaları grubunun e, milli takıma oyuncu veren şehirler sıralamasını sayılar olarak getirmiştik ekrana. Şimdi aynı noktadan devam ediyoruz. Sıradaki e, sayfamız 10 ve üzerinde maça çıkan milli takım oyuncularının altyapı eğitimine göre bir listelendirme yapılmış. Burada İstanbul, Ankara... Ee, ve İzmir'in fazla göç alması nedeniyle öne çıktığı gözlemlenmiş, bu da ayrı bir şey. Yani şehirlerin çekim merkezi olması, yukarıya ulaşmanın daha kolay olduğu, görece diğer şehirlerden yukarıya ulaşmanın, e, ko cümleyi kuramadım, az önceki şeyi doğruluyor yani. Evet. Ee, yukarıya ulaşmanın daha kolay olduğu yerler göç aldığı için burada da biraz daha. Bir şey daha şey var A e doğrulayan. Kent taraftarlığının yüksek olduğu vilayetler, dikkat edersen 3 büyük vilayet takip ediyor. Evet. Trabzon, Bursa, Sakarya, Eskişehir, şehir takımın tutma oranı yüksek vilayetler. Keza Gaziantep. Evet Ve onlar da. Kimli şehir kimli takım kimliği olan. Diğerlere nispeten daha çok oyun çıkarmıştı. Ama bunu daha da arttırmak lazım diyorum ya, Önce kendi makine çalışacak. Tabii. Kendi makine. Gaziantep'in de çok doğru işler yaptığını burada söylememiz Kesinlikle. lazım. Şehir e, takımı kimliği oluşturmak ve bunu sürdürebilmek anlamında doğru işler yapan takımlarımız var e, şey içerisinde ilerleme adına. Gelelim e, gurbetçi oyuncular en çok hangi ülkeden geliyor? Bunun sebepleri ve sonuçları tartışılabilir. E, bakalım şöyle. Doğum yeri Almanya olan 25 oyuncu. Az önceki listede de vardı zaten. E toplam 821 maça çıkmış. Bulgaristan'dan 2 oyuncu. Bu hangi yıl ya? hangi yıldan itibaren? Bu eee hangi becim. yıldan itibaren ele almıştı? Bu şeyden beri değil mi? E, Tolga. Ta, en başından beri. Federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruldu. milli takımın. Belli bir yıldan almışlar bunu. Bence bu, buna 21. özel bir şey var mı Tolga? 21. 21. yüzyıl olabilir bu. Abi cümlenin başında söyledim. 10 ve üzerinde şey oynamış oyuncular değerlendiriliyor. Tamam o yüzden Sayı bu olur, sayılar olur. böyle. Özür tamam ben özür dilerim. Lütfen Burada ben özür diliyorum. <laughs> <laughs> Aynen. 10 e, ve üzerinde tamam. maça çıkmış oyuncular. Tamam o zaman kabul ettim sayılar biraz düşük geldi. Evet doğru. evet. 10 ve üzerinde tamam. maça çıkmış olanlar alınmış. Ya, e, Almanya birinci sırada. Çok doğal olarak yani daha fazla vatandaşımız var, daha fazla futbolcumuz var. E futbol ülkesi. Tabii. Orada da yetişiyor. E bunda şunun etkisi var mıdır acaba? E, en bu kalabalık olduğu için orada daha rahat tespit edilip yetiştirildiği için oyuncular Almanya'da haksızlık etmeden Ayrım yapmadan söyleyeceğim, Almanya'da sistemin Alman futbol makinesinin sisteminin içine girememiş öyle ya da böyle dışarıda kalmış oyuncular ağırlıklı olarak yabancı kuralından dolayı bizim ülkemize geldi. Olayın bir de böyle bir boyutu var. Tabii. Yani ben bu 25'in 25'i de öyle demiyorum, no, yanlış anlaşılmaz. Ama böyle bir durum maalesef oldu ya, geçmişte yıllarda yabancı kuralı uygulamamızdan dolayı. Ya biz bir dönem milli takımda çok Almanya doğumlu oyuncuya yer verdik. Hatta. Yanılmıyorsam 2010'lu yıllarda bir ara milli takım 11'imizin yarıdan çoğunun Almanya doğumlu olduğu bir dönem yaşadık. Belki bizim veremediğimiz altyapı ya da disiplini hazır alma adına çok da mantıksız bir O dönem bir öyleydi ama şu an değil öyle yani. değil. Onu söyleyeceğim. Şu an öyle, şu öyle değil. değil. Yani. Şu, an öyle değil. Evet. şu an milli takımın 26 kişi kadrosunu arkadaşlar söylesin. Kaç tane Almanya doğumlu var? E, çok azaldı sayı. gencecik çocuklar Avrupa maçına çıktı. Beşiktaş'ta gencecik evet. çocuklar Kulüplerde Avrupa maçına çıktı. Galatasaray'da, Trabzon'da. Çünkü neydi gurbetçi oyuncuları Süper Lig'e yönlendiren mekanizma? İşte. Yabancı sınırı. Bravo. Yabancı sınırı olduğu için 18-19 yaşında orada Leverkusen'da fabrikada çalışan ve yıllık 50 bin euro alan çocuk, genç çocuk. Burada 1 milyon euro maaşa bir anda başı döndü. Ailesini de toparladı geldi Türkiye'ye. Bir sene iki sene oynadı hayatı mahvoldu. Çünkü bir anda çok yüksek paraları gördü. Gelişmedi Almanya'nın 19 yaş altı milli takımında oynuyordu. Onu da kaybetti. Türkiye'de de futbolcu kazanamadı. Yani bu yabancı sınırının farkında değil misiniz yabancı sınırı koyanlar? Çok güzel yani gurbetçileri de kaybediyoruz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bir de maaş politikası. Gelişmeyi Tabii. gelişimi doğrudan fantastik paralar kazandı. O kadar domino etkisi gibi birbirine o kadar etkileyen, birbirine bağlı halkalar var ki hep ve hep olumsuz gidiyor işte. Maalesef öyle. Hiçbir faydası e Şu anda yine yok. başlayacağız ona. Şu anda yine Almanya'dan, Hollanda'dan 19-20 yaşında gurbetçi çocukları fantastik astronomik maaşlarla lige getirmeye başlayacağız maalesef. Çünkü yabancı sınırı maalesef böyle bir şey tetikliyor. Ne o çocuklar kazanıyor bu işten ne aileleri kazanıyor ne Türk futbolu ne Alman futbolu. Kimse kazanmıyor istisnalar dışında. Bazı istisna var kendini koruyan belki ama birçoğu koruyamıyor. Ee, o yüzden maalesef yabancı sınırının böyle bir defekte olacağını da şimdiden söyleyelim. 2021'de not düşelim. 2022-2023'te göreceğiz bunları. Çünkü tecrübe ettik değil mi? Daha ettik, önceden tabii. aynı şeyi bile bile tekrar. Evet, maalesef. Maalesef. maalesef şimdi e, ha en genç forma giyen oyuncular diye de yine bir e, grafik gelecek şimdi efendim. Ekranlarınıza Sportoto Süperlik'te ki e, hani gördüğünüz gibi. Bu sene bayağı çok. Bu sene çok. Arda burada. Serdar burada. Rabil Tagir burada. Sizin e, sıklıkla vurgu yaptığınız oyunculardan bir tanesi. Ümit Milli oyuncu. E, Doğan Alemdar. Ki hani transfer olduğu notu da zaten aşağıda. Ren'e gitti. Ren'e gitti. Ahmetcan Kaplan, Bertu Yıldırım ki Abdullah Hoca da bizi buradan konuştuğumuzu duyup yer verdi. Evet çok o konuda ısrarcı olmuştuk. Yani bizi olmuştum. duyduğu anlamında espri yapıyoruz. Tabii ki ee, Konuş Burada daha önceden konuşmuş olduğumuz için. Yoksa hoca bildiğini yapacak tabii ki. Yani şöyle bir detay son dönemde dünya futboluna çıktı. Bu arada dün akşam. İsmail milli takım tarihinin en genç oyuncusu oynadı Gavi. Rekoru kırdı 17 yaşında. İtalya karşısında ilk 11'de çıktı. Çok da iyi bir oyuncu. Gelecekte adından sıkça söz edeceğiz. Gavi'nin Barcelona'da da dakika alıyor. Milli takımda 11'de oynadı. İtalya'yı yenen takımda ilk 11'deydi. Dünyada genel olarak futbolculara daha erken şans veriliyor son dönemde. Ve daha uzun oynuyorlar. Yani daha genç futbolcular oynuyor diye yaşlı futbolcuların da dakikalarından çalmadılar bu arada. Yani Zlatan da değerli. Gavi de değerli dünya futbolunda futbolcunun sağlıklı olarak oynama süresi uzadı. Galiba e, tıp teknolojisi geliştiği için. Yani sporu sakatlamalar e, ile ilgili antrenman bilimi antrenman bilimi geliştiği için, beslenme bilimi geliştiği için, sporu sakatlıkları ilgili uzmanlık geliştiği için değil mi? Futbolcular daha uzun süre. Önceden 20 ile 30 arası parlak çağını yaşıyordu bir futbolcu. Şu anda 17 ile 35 arası yaşıyor. Hem daha küçük üst seviyeye çıkıyor hem de daha geç terk ediyor. Futbolcuların daha uzun faydalanacağız. O yüzden de tabii Süper Lig'de e, bu genel rüzgarın etkilendi. Bu yılda bolca genç oyuncu şans buldu. İyi oyuncu oynuyor ya. Ben hep söylüyorum. Yani bir sınır, kriter bunları koymanın çok bir alemi yok. Avrupa Kupalarına takımlarımız çıkıyor. İlk 11'ine bakıyorsun. 4 tane 5 tane yerli oyuncu var Avrupa'da. E bir sınırı yok. E hala 4 tane 5 tane yerli oyuncu oynuyor. Çünkü iyiyse oynar. Yani antrenör pasaporta bakmıyor ki futbolcuyu koyarken. Hangisi iyi onu koyuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a istediğin kadar iyi yabancı kaleci getir. Altay'ı Uğurcan'ı kesebilirler mi? Kesemezler. Onlar oynayacak yani. Kimse futbolcunun pasaporta bakmıyor. İyi futbolcu mu kötü futbolcu mu ona bakıyor. Uğur Bey bu e, Avrupa'da 5 büyük ligde e, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuyu kullanan kulüpler. Mesela tamam. en çok sizce kimdir? Ben size verdim ama şimdi bak. E, Kimmiş? E, e, ben bilmiyormuş gibi yapayım. Bilbao. Atletik Bilbao. <laughs> İlginçtir. İspanyollar ilk 10 içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takım sokmuşlar. Hocam orada ekstra Selta bir durum Vigo, var. Siz sıralamayı sosyalat, söyleyin. E, birinci sırada Atletik Bilbao var. Celta Vigo ikinci sırada. Real Sociedad üçüncü sırada. 14 oyuncu, 13 oyuncu. Evet pardon yüzdesel olarak sıralanmış. Yüzde 50 ile Atletik Kulübü, yüzde 49 Celta Vigo, yüzde 48 Sociedad. etienne var Fransa'dan dördüncü sırada. Yüzde 35 ile altyapısından yetiştirdiği kendi oyuncuya yer vermiş. Ondan sonra Osasuna geliyor. Sonra İngiltere'den Brighton var. Biraz şaşırdım ama. evet, Yüzde 30'da. Oralara girmiş. Altıncı sırada Barcelona yedinci sırada ki Real Madrid nerelerde bir saniye söyleyeyim. Real Madrid 26. altyapısından yetiştirdiği oyuncu oynatma. Yüzde kaçla oynatmış bakayım? Yüzde 16 ile. Barcelona ise e, yüzde 29 ile altyapısından yetiştirdiği oyunculara yer vermiş e, geçen sezonda. 8. sırada yine bir İspanyol takımı Villar var. E, 9. sırada Olympique Lyon var. Ve ilk onu Valencia. Yine bir İspanyol takımı dedim ya 7 tane takım e, vermişler. Altyapısından yetişen oyuncuya en çok yer veren takımlar olarak ilk on içerisinde Orada bir şey var, bir detay var. Bir İspanyol bir takımlarının Fransa'da. bu kadar çok olmasının sebebi milliyetçi bölgelerin bazı katı kuralları. Mesela atletik sadece kendi evet. bas bölgesine yetişen oyunculara şans verdiği için doğal olarak alt tip üretimi fazla. Saydığınız takımlar hiç hemen hafızamda toplayıldıkları reasyonu seyredat öyle. Doğru. Değil mi? Doğru. Ee, Osasuna da öyle. Doğru. Pamplona'nın takımı. Dolayısıyla onların sebebi o. Biraz orada bölge milliyetçiliği devreye giriyor ama tabii ki tebrik etmek lazım. Manchester United 11. sırada altyapısından Harika. yetiştirdiği, İngiltere'den 11. sırada %27 ile evet, altyapısından Dev bir kulübün orada olması. Yetiştirdiği önce şöyle bakıyorum. E, i̇lk Alman kulübü e, 13. sırada pardon 12. sırada Freiburg varmış. İlk Alman kulübüne 12. sırada rastladık %25. Almanlar bu minvalde demin de rakamlar aslında bizi biraz şey yaptı ya şaşırtıya yetiştirmek konusunda yer vermek olsun Acaba dedik ya satış mı çok hızlı e, hareket ediyor? Yok rekabetçi piyasa. 12, 12 13, 14. Rekabetçi. 3 takım var. 12. 13. 14. Freiburg, Mainz ve Köln takımları. 25 %25 ve %24.6 ile devam ediyorlar. Şöyle bakayım büyük takımlardan Almanlar ondan sonra. E, ilk onun dışında kalmışlar. Ondan sonra geliyor İngilizler'de e, Bayern Münih 24. sırada %16.7 ile altyapısından gelen Oyuncuya yer verme anlamında. Milan 22. sırada %17. Liverpool hemen Real Madrid'in ardında 27. sırada %16 ile. şöyle İzden var mı kimse? Türkiye'ye ayrı. 5 büyüklük alınmış sadece. Yo, yo, en öndeki sayfa, size verdiğim en öndeki sayfa. Türkiye süperlik ayrı. Tamam. Türk Pardon. bayrağı var ya. Türkiye'de. Şimdi gördüm. Ha, o ayrı. Atletico Madrid, Tottenham 33. imiş. %13.2 ile birinci kulübün baya baya gerisinde. Yani uzun uzun burada bir sürü birkaç yüz tane şey var kulüp var hepsine teker teker bakmıyorum Avrupa'da. Kabaca sıralamanın bu şekilde olduğunu söylüyorum. Manchester City'yi buldum. %4.9 yer veriyormuş altyapısından vermiş önceki sezon altyapısından gelen oyunculara. Peki diyeceksiniz listenin en altında kim var? Inter 0.1. <laughs> %0.1 Union Berlin %0 Parma %0 Huesca İspanya'dan %0. Sampdoria'da yine bir önceki sezon hiç yer vermemiş altyapısından yetiştirdiği oyuncuya. Türkiye'de durumlar nedir? Buldunuz mu? Uğur şeyi, kağıdı. Buldum. Buyurun ilk ta sıradaki takımı size bırakıyorum. Daha doğrusu ilk beşi size bırakıyorum. Ama geçen sezonun verileri. Geçen sezonun tabii. 2020-21'in verileri. E eğer bizim ligin birincisi bu sıralama da olsaydı, Avrupa'nın 5 büyük ligi aynı lisede olsaydı 11. olacaktı. Fena değil. Ve 12. Avrupa'nın en fazla altyapı oyunu sadık da dakika veren olacaktı, 12. Doğru. kulübü kulübü Gençlerbirliği olacaktı. Bu sevindirici. Gerçekten. Ama maalesef Gençlerbirliği şu anda. Maalesef demeyelim. Birincilikte değerli bir lig. Orada mücadele ediyor. Bir önceki sezon altyapısından gelen oyuncuya en çok süre veren ikinci takım Gençler Birliği'nin ardından ki açık ara Gençler Birliği yapmış bunu. Tabi bazı ekonomik sıkıntılar oldu transferler vesaire falan filan. Bunun da etkisi var ama %25 ile birinci sırada %22 özür dilerim %21.2 ile Trabzonspor geliyor. Harika. Hep söylediğiniz gibi mümin bit topraklar. Eee Beşiktaş ile 3. sıradan itibaren bayağı bir keskin düşüş var. Yaklaşık 5 puan Ama kadar. Ama Trabzon sonra Beşiktaş'ın orada olması da değerli. Geliyor. Beşiktaş %16.1 ile iki büyük takım altyapısından oynayan takımlara şey futbolcuları yer vermiş. Kayseri, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Denizlispor. Sonra Başakşehir, Galatasaray geliyor. Kaçıncı oldu? Urbay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. sırada. Geçen sezon itibariyle Galatasaray yüzde %4.3 sonra Malatyaspor Spor var. Öznur Kablo yeni Malatya Spor 12, 13, 14, 15. Fenerbahçe'de %0.3 ile bir önceki sezonda ortalaması alt yapısından evet. gelen oyuncu düşük kalmış. CS'in Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre bir önceki sezondan yansıyan rakamlar bunlar ama bunlar dediğimiz gibi bu sene bayağı değişti. Öyle böyle değil bayağı değişti. Bu sene sonunda bu sezon sonunda çok farklı bir şey çıkacak meydana. Daha olumlu bir tablo çıkacak. Değil mi? Strateji değiştirdi bayağı kulüplerimiz. Şeyden bahsetmiyoruz tabii genç oyuncu çılgınlığından, genç oyunu oynatma çılgınlığından bahsetmiyoruz. Oynatıp verip, verim almaktan bahsediyoruz. İkisi birbirinden farklı şeyler. Göstermelik değil tabii bu yani. Tabii ki. Genç oyuncu ayrımcılığı da doğru bir ayrımcılık değil, değil ki zaten. Yani futbolcunun genci yaşlısı yok, iyisi kötüsü var. Oynatıp verim almaktan Pozitif bahsediyoruz. Pozitif ayrımcılıkla değil. Doğal hak ederek oynayan çok sayıda genç oyuncu var. Bu da ülke futbolu için sevindirici. Geçen sezon Trabzonspor 8 tane altyapı oyuncusuna yer vermiş ligde. Bu 8 oyuncu yaklaşık kaç dakika söyleyeyim yaklaşık 8 bin dakika oynamış bir hesap yaptım. Çok iyi bir veri bu. Trabzonspor gibi şampiyonluk yarışı bir takım. Beşiktaş'ta yaklaşık 6 bin dakika almış. 6 tane altyapı oyuncusu. Çok iyi bir veri bu. Yani bu verilerle Trabzonspor ve Beşiktaş, Arsenal, Chelsea falan seviyesinde yani kötü bir noktada değil. Özel Trabzonspor ve Beşiktaş ama Galatasaray Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Onlar biraz aşağıda. Geçen sezon verileri itibariyle. Özel dosyamızı tamamladık. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Sevgili Alp Ulagaya bir kez daha teşekkür Alp edelim e sevdiklerimizi, selamlarımızı yollayalım buradan. Bir ara vereceğiz değerli izleyenler aranın ardından da milli takımla devam edeceğiz. Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza yeni sistem 4-3-3 demiş gazete. Bizim çocukların yeni teknik patronu Stefan Kunt ayağının tozuyla ilk olarak oyun planını değiştiriyor. Şenol Güneş döneminde 4-2-3-1 oynayan milli takım Alman teknik adamının Norveç karşısında 4-3-3 sistemiyle sahaya dizilecek. Kuntz oyuncu tercihlerini de bu yeni sisteme göre yaptı. Okay yerine Berkan ile Berat'ı kadroya çağırdı. 1. Orta saha hızlı oynamalı. Kuntz 4-3-3 dizilişine uygun görmüyormuş Okay yokuşluyu. Onun yerine Berkan Kutlu ve Berat Özdemir aday kadroya çağırmış. Habere göre 6 ve 8 numaralarımız hızlı olmalı, dikine oynamalı diyen Kuntz Norveç maçına Taylan, Berkan, Ozan Tufan'dan oluşan bir e, üçlü orta ile çıkmaya hazırlanıyormuş. 2. Geri pas yapmayın. Alman teknik adam idmanlarda geri pas yapan oyuncularını tatlı dille uyarıp... Başka türlü nasıl uyaracaktı onu düşünün de bir an. <laughs> Zorunlu olmadıkça geriye doğru oynamayın ifadelerini kullanıyor. Stefan Kunz özellikle orta saha oyuncularından kendi pozisyonlarını saha içinde öne doğru konumlandırmalarını istiyor. Üç, hücumu düşünün. Geçiş oyununa önem veren Kuntz, hücum hattındaki Burak Yılmaz'ı kenarlardan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu tamamlayacak. Ters toplarla Norveç'in dengesini bozacağız diyen Kuntz, rakipleri karşısında savunma yapmayacaklarını ve hücuma, hücumu düşüneceklerini vurguladı. Bu arada Felix Birih'in e, maçına kemi olduğunu da hatırlatmış. Bütün taktiği de açık etmişiz Norveç'e. Böyle mi olacak acaba gerçekten? Bilmiyorum ki. Berkan, Taylan, Ozan mı olacak orta biraz tutucu bir orta saha düzeni olmaz mı? Orada Ozan daha dikine oynayan oyuncu olarak belki aklıma o geldi. Ama yani. Şenol Güneş döneminde o üçlünün içinde Hakan oluyordu. Evet. Çizgide evet. olmak yerine mi acaba? Evet. Merkezde oluyordu. Ve yetenekli oyuncu sayımız o zaman 4 oluyordu. Ön taraftaki üçlüyle beraber. Mesela Kenan Cengiz kanatlarda oluyordu. İşte Santrafor Burak. Orta üçünün içinde Hakan Çağlan oldu olduğu için 4 oluyor yetenekli oyuncu sayımız. Şimdi eğer Berkan Taylan Ozan yapacaksak biraz daha tutucu bir orta üçlü gibi geldi bana ama e, umarım yanılırız. Ayrıca bir de ufak bir düzeltme yapmak isterim. Şenol Hoca'nın da hakkını teslim edelim bir kez daha. 4-1-4-1 oynatıyordu zaten Şenol Hoca. 4-2-3-1 biz çok, çok çok nadiren 4-2-3-1 oynadık. 4-1-4-1, 4'ün önünde Okay. Okay'ın önünde mesela Hakan Ozan. Hakan Soliç, Ozan iç mesela veya Hakan Yusuf zaman zaman. 4-1-4-1 oynuyorduk zaten bu çok farklı değil yani. 4-1-4-1 ile 4 3 zaten kuzen gibiler yani çok bir fark yok. Hemen hemen yine aynı strateji oluyor. Orta saha hızlı oynamalı. Her zaman. Bu futbolun Bu temel dinamiklerinden biri. Birinci madde olarak orta saha hızlı hiç oynamalı. Hiçbir antrenörün orta saha yavaş oynamalı diyeceğin pek zannetmiyorum. Ama işte o zaman de bugüne kadar yavaş mı oynuyorduk ki acaba orta saha hızlı oynamalı diye bir tespit Belki onun üzerine düşünelim. Stefan Kuntz. Acaba top bizdeyken hani geçişleri birinci, ikinci, üçüncü, üç, iki, üç geçişini geç, yavaş mı yapıyorduk? Mı acaba? Öyle mi yapıyorduk? Onu mu düşündü? Valla biz evet milli takım sete karşı hücum etmekte biraz sıkıntılıydık. Mesela Öyle. rakip tamamlayamadığı hücumlarda kazandığımız toplarla çok iyi fatura kestik. Fransa'ya, Hollanda'ya, Norveç'e. Ama sete karşı hücum etme, Letonya, Karadağ vesaire gibi rakiplere karşı sete karşı hücum ediyoruz. Orada mesela bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm kötüydük. İtalya ile Hollanda'yı nasıl şey yapacağız? Hiç hücum edemediğimiz maçlar olarak mı değerlendireceğiz? Zaten Şenol Güneş döneminin sonunu getiren faktörlerden belki en güçlüsü bu oldu. Çünkü Fransa'ya, Norveç'e, Hollanda'ya ilk maçta uygulayabildiğimiz o geçiş stratejini İtalya çözdü. Evet. Bizi Bütün çaresiz bıraktı. Gördü. Bütün dünya gördü. Fanhal de gördü. Biz de değişemedik ve dönüşemedik. Biz de değişemedik, dönüşemedik, gelişemedik. Gelişemedik, gelişemedik ve maalesef Şenol Hoca döneminin sonu geldi. Yani Bakalım, e, yarın akşam Çok hızlı dönüşüyor futbol. Yani bir taktik yetmiyor. Taktikler repertuarınız olmalı. Çünkü karşı tarafın öyle. Evet. Aynen öyle. size de default de olarak denk gelebilmek için senin de onları yapman lazım. Şimdi hocam İtalya'dan bahsettik. Buyurun. İtalya Avrupa Şampiyonası'nda mesela bazı maçlarda çok dominant top oynadı. Bize karşı, hmm. İsviçre'ye karşı. Ama İspanya'ya karşı hatırla %30 hatta %25 seviyesi toplu oynaması. Geçiş stratejisi uyguladı. İspanya penaltılarla olsun geçti. Yani farklı oyun repertuarı geliştirdi. Birden fazla oyunu vardı ve şampiyonluğa gitti İngiltere maçında ilk yarıda farklı bir oyun oynadı. Daha tutucu. İkinci yarıda çok daha dominant bir top oynadı. Mançin'in elinde birden fazla kart vardı. Gerektiğinde bu kartı, gerektiğinde diğer kartı sahaya sürüyordu. Biz bunu başaramadık. Yani tek kartla devam etmeye kalktık biz. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Bir sonraki sayfamız Hürriyet gazetesinden geliyor. Başlığımız şu. Ferdi tarafını açık ve net belli etsin. Milli takımdan sorumlusu Hamit Altın Altıntop'tan Fenerbahçeli genç futbolcuya gönderme. Ferdi Kadıoğlu çok yetenekli bir futbolcu. Kendisiyle temasa geçtik. Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi karar verirse kendisini milli takımda görmek isteriz. Bu konuda çok hassasım. Burası kulüp takımı değil. Sokağa çıkıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım kıymetlidir, değerlidir. Bayrak seçime açık değildir. Ee, üzülerek aslında okudum. Yani bunları niye bu düzeyde kamuoyu önünde tartışmak? Değil mi? Evet yazmak ve okumak zorundayız. Şimdi bakın e, bu işin başında bir isim var. Bir oyuncu gelir gelmez bugüne kadar tercih edenler oldu olmayanlar oldu herkesin seçimine saygı duyuyorsun. Tamam açarsın konuşursun. Ha, kamuoyunda böyle konuşuyor, telefonda böyle konuşuyor ya da görüşürsün her neyse. Biz yüz yüze böyle konuşuyor, kamuoyunda başka türlü konuş. Bunlara gerek var mı? Yani biraz hamasete giriyor tabii. Hani bayrak seçilmez vesaire bu kadar katı, rigid, yarın öbür gün kendini de yani şeyden bahsetmiyorum ille, e, Hamit Altıntop'tan bahsetmiyorum. Ama yarın öbür gün bu değişen dünya içerisinde kendini bağlayıcı ifadeler de kullanmak doğru çok sağlıklı değil. Bunu bu şekilde, yani, çok özür dileyerek söylüyorum. ya yani ben olsam böyle bir soru geldiğinde arkadaşlar görüşüyoruz, temaslarımız devam ediyor. En sonunda nihayete var. Ne hepimiz öğreneceğiz zaten, göreceğiz der. Kapatırsın konuyu öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyor. Yani kamuoyunda herkes Aynı bunu görüşteyim. bilsin, biz böyleyiz. Evet. Ee, karşı taraf yanaşmıyor falan. Şimdi Hamit'le, ile de gurur duyuyoruz. Türkiye Milli Takımı seçikleri için. Ama İlkay'la, Mesut'la da gurur duyuyoruz. Bunu anlaması lazım. Sayın Altıntop. Top. Yani hepimizin... İlkay ve Mesut Almanya Milli Takımı seçti diye. Anlaması biz onların değil. oradaki e, oyundan rahatsız olmadık. Onlar da gurur duyduk. Herkesin e, tek bir tane hayatı var. Bunu anlamak lazım. Ve herkes dünya bir tiyatro ve herkes o tiyatronun başrolü. Kimse yan rol değil, kusura bakmayın. Shakespeare'de buradan evet. göndermemizi yap. Ferdin'in de bir tane hayatı var ve o hayatın başrolünde Ferdi var. Oyuncu üzerinden tek bir kişi üzerinden böyle çullanıp hangi isim olursa olsun bugün Ferdi'yi konuşuyoruz. Yerine bugün işte Uğur, Murat, Ali, Veli her kimse. Bunlar çok doğru yaklaşımlar. Ha bu genellemelerin yanıltıcı bir olacağını işin. düşünüyorum. Yani genellemeyelim bu konuları. Mesut'un kendi hayatı, Nur'un da kendi hayatı. İlkay'ın kendi hayatı, Ferdi'nin de öyle, Hamit'in, Halil'in de öyle. Neyi tercih ederlerse onları seviyoruz ve sayıyoruz. Sakın buradan bir baskı hissetmesin. Ferdi Kadıoğlu da hangi milli takım formasını giydiğinde kendini mutlu hissedecekse, gururlu hissedecekse, iyi hissedecekse kendini onu tercih etsin. Yani bundan ben bir Türk vatandaşı olarak rahatsız olmayacağım ve Ferdi'yi takip etmeye izlemeye devam edeceğim. Aynı şekilde Mesut'u, İlkay'ı, Emrecan'ı takip ettiğimiz gibi. Yani bu, bunu bu kadar... E, içine hamaset katarak şu düzeyde tartışmamak Evet yani. genelleyerek Buraya konuşmak beni de rahatsız ediyor. Ya bu genellemeler benim de çok hoşuma gitmiyor. Yani şunu unutmasın Hamit. Hamit Altıntop, yani Sayın Altıntop. Tabii ki yalvarmayacaksın. Bunu söylemeye bile gerek yok. Burayı seçen de e, bizim sporcumuz ve gurur duyacağız. Orayı seçen de yani fark etmeyecek. O yalvarma konusu olmamalı bile zaten. zaten. olmamalı Profesyonelce Tabii ilişkiler bunlar. Hocam lafının bile geçmemesi Yusuf lazım. Yusuf Demir Barcelona'da oynuyor. Avusturya milli takımı seçti kariyeri boyunca Düşünürme takip edeceğiz Yusuf'u ya. Seveceğiz yani. E? Sevilmeyeceğini düşünmesin. Mesut, Mesut Özil kendi köyüne gittiği zaman Zonguldak'ın bir köyünden çıkmış bir çocuk. Gurur duymuyor mu Zonguldaklar onunla, köylüler onunla? Sen Almanya milli takımını seçtin diye Kimse ona hesap sormuyor. Dünya yıldızı. Öyle Böyle olacak futbolcu, Oynadık yani. Oynadıkça göğsün kabarıyor. Böyle olacak. Hiç merak etmesinler. Çok rahatlıkla yapsınlar seçimlerini. Sakın bir baskı, baskı hissetmesin. Bu düz yani bu şekilde de bakmamak lazım olaya. Aynı sayfadan bir başlık daha. Grubumuzdan lider çıkabiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Amirli takımın iki maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda gruptan lider çıkabileceğini öne sürdü diyor gazete. Artvin'de ziyaretlerde bulunan Nihat Özdemir, Norveç ve Letonya maçları ile ilgili olarak şöyle konuştu. Şenol Güneş'ten sonra Stefan Kuntz'u görev getirdik. Yeni milli takım kadrosunu topladık. Riva'da çalışmalara başladılar. 8 Ekim'de Norveç'te çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından da Letonya'ya gideceğiz. İnşallah iki maçı galibiyetle bitirirsek gruptan birinci çıkma şansımız dahi olabilir. 11 Ekim'de biz Letonya ile oynarken Hollanda'da Norveç'le karşılaşacak. Bu şekilde grubun birincisi ve ikincisini belirleyecek maçları geride bırakmış olacağız. Norveç maçını alırsak lider de ikinci olarak da çıkabiliriz demiş. İnşallah da öyle olur i̇nşallah, gibi ki. inşallah. Biraz Gönlümüz, liderlik şansımız azaldı. Umudumuz, temennimiz bu yönde. Ama Norveç maçını kaybedersek de ya ilk iki şansımızın mucizele kalacağını da eklemek lazım. %50-50 neydi hocam e, matematikteki şey, teorinin ismi? Dün ya, söylemiştiniz. Sen Petersburg paradoksu. Sen Petersburg paradoksu. %50-50 yani buna da biraz bu gözle de bakmak lazım yani. Ya Şans. tabii 3 ihtimali yani futbol. 33-33 diyelim. Beraberlik ihtimali de var. Kay, Norveç yenersek biz Norveç'e karşı yani. Elbize el bize geçecek. Ondan sonraki kalan üç maçımızı kazanırsak en kötü ihtimalle ikinciyiz. Ama Norveç yenilirsek ya yani ilk iki şansımız çok 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 zora girecek. Şimdi e, nereye gidiyoruz? Ha, foto maç gazetesine gidiyoruz. Başlığımız futbolda devrim. Kulüpler Birliği'nin tarihi toplantısında çok önemli kararlar alındı. Merkez Hakem Kurulu'nun yapısını ve hakem kararlarını masaya yatıran kulüpler hakemler hata değil yanlış yapıyor görüşünde birleşti. Toplantıda alınan kararlar bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulacak. Kulüpler Birliği tüm, takımları, tüm takımların şikayetçi olduğu hakem hataları, atamalar ve Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla ilgili sorunlara son vermeye kararlı. Bu amaçla dünkü toplantı futbolumuz için dönüm noktası olacak demiş gazete. Birleşik, e, özür dilerim, Birlik Başkanı Ahmet Ağoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu. Hakem kararlarıyla alakalı kulüplerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Bununla alakalı yol haritası, önlemler ve yapısal değişiklikleri belirledik. Hazırladığımız yol haritasını yarın yani bugün için söylüyor. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşeceğiz. Alt, e, altı büyük ligden birisiyiz diyorsak eğer, diyorsanız Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor? Şeffaflıktan uzak olan bu yapı tartışmaya açıktır. Merkez Hakem Kurulu sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız. Sözlerini aktarmış e, gazete. Futbolda devrim başlığı altında. Bu tabi sadece bununla sınırlı kalacak bir devrim diyorsak hani birkaç gündür devrim kelimesi kullanıyor. Önce Ştefan Kunz geldi devrimsel değişiklikler yaptı falan. Dünkü toplantı içinde bu ifade kullanılmış. Ee, hakikaten böyle kuvvetli bir ifade kullanacaksak başka diğer bileşenlere de yer vermek lazım elbette. Kulüplerin kendi ürününün sahibi olması, sadece sahada rakip oldukları saha dışında bu ürünü büyütmek için iş orta olmaları. Dolayısıyla bu işi yönetenlerin aslında kulüplerin kendisi olması, Süperlik adına ne derseniz değil. E, bu işi kulüplerin yönetmesi kendi işi. Zaten sistem bu noktaya geldiği zaman hakem atamaları vesaire o şu bu otomatik olarak bazı şeyler siz, oturacaktır yerli yerine. Yani İngiltere böyle gibi onu yani. değiştirelim, Ligi bunu değiştirelim değil, değil. Değil. daha bütün bir değişim dönüşüm, şirketleşmesine kastediyorum. Aynen öyle. Yönetimin de kulüpler tarafından yapılması. İngiltere'deki kulüp yönetimi. İngiltere'de hemen hemen buna benzer model var. Öyle. Şimdi bu e, MHK ile ilgili daha iki iki detay söyleyeyim. Birincisi, e, iki gün önceki programda monitör inceleme ile ilgili bir bilgi vermiştim. Hı hı. O onu düzelteyim. Şöyleymiş. Aslında söylediğim yanlış değil ama daha detaylı teknik bilgi aldım. Buyurun. Bir hakem monitöre gittiği zaman monitörden alacağı sonuç ne olursa olsun, karar ise değişmese de sen bunu sağda niye görmedin? diye. Eksi bir mi var? 0.5 puan düşüyormuş bu evet, anda. Dolayısıyla bunun biraz hakemleri monitöre gitme konusunda tedirgin edeceğini düşünüyorum. Bunu çok ben sağlıklı bulmuyorum. Şöyle de bir gerçek var. Şimdi ben bugün hakemim, yarın monitördeyim. Şu anda benim kulağımda olan monitör hakemi de yarın sahada olacak, Doğru. ben monitörde olacağım. Doğru. Aramızda konuşmasak bile, bunu dillendirmesek bile aslında sessiz bir anlaşma olabilir. Ya beni çok lüzumsuz da monitöre getirin. Bak monitöre her gittiğimizde Eksi benim yüzlüğe. puanım düşüyor. Sen gittiğinde de senin düşüyor. Başka bir maçta da senin monitör hakemin ben olacağım. Bunu dillendirdiklerini söylemiyorum. bunu konuşulduğunu da söylemiyorum. Böyle bilgim yok. Akıllara bu geliyor. Akıllara bu gelebilir. Çünkü az gidiyorlar. Özel iki haftadır. Ligin ilk altı haftasıyla son iki haftasını ayırırım. İlk altı haftası her şey biraz daha doğru gidiyordu. Fakat son iki hafta birçok büyük pozisyonda monitöre gidilmemeye başlandı. Birçok kritik pozisyon oldu ve monitöre gidilmeye başlandı. İşte bu hafta mesela ben bayağıdır göstereceğim unutuyorum. Giresun Sporlu Zeki Yavru'nun çok net bir dirseği var. Çok net bir dirseği var. Yani son zamanlarda arkadaşlar bulabilir mi bilmiyorum. Zeki Yavru'nun sarı kart gördü. Sanırım sarı kart gördü. Yani şu anda çok biraz farkındayım. Hiç bahsetmediğim bir şeyi talep ediyorum. Çok özür dilerim ama Giresun Spor Göztöy maçıydı yanılmıyorsam bu hafta. Giresun Göstepe, Göztepe Giresun. Evet, Göztepe Maçı. Giresun maçında Giresunsporlu Zeki Yavru'nun attığı dirsek. Bak son zamanlarda ligde böyle bir dirsek görmeden öyle diyeyim. E şimdi çok zor tabii bulmak. Biliyorum. Maçı. Ama şimdi... niye söylüyorum bunu? Monitöre gidilmedi. Monitöre gidilmedi. Galatasaray maçındaki işte pozisyonları gidelim. Gösterdik. 4 3 tane 4 tane pozisyon var. Monitöre gidilmesi lazım. Beşiktaş maçında Joseph'in pozisyonu bence gidilmesi lazım. Birçok maçta görüyoruz ki Monitöre gidilmesi gereken pozisyonlara gidilmiyor. O yüzden birinci konu bir. Bu puanlamayla ilgili bence başka bir türlü ele almak lazım bunu. Puanlama tabii ki olacak. Hakem performansı tabii ki değerlendirilecek. Ama bu tekrar bir elden geçirmek lazım. Bazı durumlarda hakem ya verdi arkadaşlar ya harikasınız. Vallahi bravo. Vallahi çok teşekkür ederiz. Şimdi bakın pozisyonu görmeyenler bir izlesin. Şahinler zaten biliyor. Köşeyi diyorsun değil mi? Köşede şu an evet. Zeki ve Halil oradalar. Bir izleyin bak bir yakını var. Bu hakem programında da evet. bak. Yani son zamanlarda gördüğümüz en silah net, silah olarak kullanma en nettirsek değil mi? Evet. Silah olarak kullanıyor evet. Örneği gibi olmuş. O evet. Bu çekimde bakın. Bu çekimde bakın şimdi. Yani şurada. Hocam çok çok kötü yani bu pozisyon. Evet. Bunda nasıl monitör hakeme davet etmez? Yani bunu artık bir şekilde açıklaması lazım MHK'nin. Yani. yani bu işte bir yanlışlık var. Bu puanlama olabilir yanlışlık. Öncelikle bunu bir cebe koymak istiyorum lütfen bu puanlamayı bir şekilde değiştirmek lazım. Bazı pozisyonlarda monitöre gitmek faydalı olabilir. İlla hakem puan düşmemeli. Hakemler monitöre gitmekten korkmamalı. Maksat adalet tesis etmek. Maksat monitöre gitmeden maç yönetmek değil ki. O zaman niye koyduk bir monitörü biz bu futbola? Maksat gitmemekse. Maksat monitöre gitmemek değil ki. Maksat en adil şekilde müsabakarı yönetmek. Onu bir cebe koyalım. İkincisi de belki şu da çare olabilir. Video hakem kadrosunu özelleştirmek. Yani video hakem uzmanlığı olan hakem sayısını artırmak. Şu an galiba 3 hakem var. Sadece video hakem olarak görev yapan. Bence onların sayısını artırmak çare olabilir. Benim önerim orta hakemlik için yaşı dolan fiziksel olarak sınırı karşılayan hakemleri video hakemle faydalanabilirsiniz. Bu örnekleri var bunun. Var örnekleri. Dünyada. Var. Bu sene Fırat Aydınus bıraksaydı şeyi uzattık. Yaş sınırını uzattık. Fırat Aydınus'u bıraktırmadık. Bence çok da iyi yaptık. Mesela bıraksaydı Fırat Aydınus'u monitörde kullan. Kamil Abitoğlu bıraktı. Yakın zamanda bıraktı. Monitörde kullan. Yani bunları video hakem olarak kullan. Bunlardan faydalanırsan saha hakemiyle video hakem kadrosunu biraz ayrıştırırsan bence video hakemler uzmanlaşır kendi alanında. Ve bahsettiğimiz handikaplar da ortaya çıkmaz. Yetenek israfının da önüne, yetenek, beceri, bilgi, birikim israfının da önüne geçiyor. Değil mi? Doğru. Deneyim israfının. En önemlisi de deneyim. Ya 47 yaşına gelmiş adam mesela fiziksel ters, testlerden geçemiyor. Onu çıkarıyorsun lig kadrosundan değil mi? Aynen öyle. Al onu. Koltuğa otur. Video hakem olarak faydalan. Bir önerim de bu. Milliyet gazetesi hedef tecrübeli hakemler demiş. Kulüpler Birliği Vakfı dün hakemler konusunda olağanüstü toplandı. Başkan Ahmet Aoğlu, 8 federasyon başkanı, 20 merkez hakem kurulu başkanının değiştiği yerde hala aynı hatalar yapılıyorsa bu sıkıntıların üzerine gidilmeli. Bunların değiştiği yerde sabit olanlara bakalım diye konuşturuyor. Az önceki ifadeleri bu açıdan görmüş. Şimdi sıradaki başlık ise işte 3 kritik madde şeklinde Sabah Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Kulüpler Birliği Merkez Hakem Kurulu sisteminin değişmesi için düğmeye bastı. Sabah Spor'da detaylara ulaştı demiş. 1. Merkez Hakem Kurulu içerisinde bir değişme gidesin. Sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor. Merkez Hakem Kurulu kendi içerisinde bu işe sürekli başkan değişimine köklü bir çözüm bulsun. 2. Nihai çözüm bulunana kadar merkez hakem kurulunun hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesiyle hakem ata, ha hakem ataması yapılsın. Yani üçlü hakem atamasına göre hakem görevlendirmelerini sadece üç merkez hakem kurulu üyesi yapıyor. Hayır diyor. Öneri bütün üyeler oylasın ya da karar versin. Üç sezon sonu itibariyle içlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı yedi hakemin hakemliğine son veresin diye de bir öneri götürecekmiş Kulüpler Birliği Sabah gazetesinin haberine göre. Ya bunlar yani tamam evet yol alırsın ama kurumsallaşmak lazım yani. 7 hakemin görevine son verilsin ya da 77 hakemin görevine son verilsin. Mesela bu değil. Eleştirilerde haklısındır. Hiçbir itirazım yok ama tek bir şeyle olmaz. Yani çözüme tek bir şeyle ulaşamayız değişiklikle ulaşamayız. Yapıyı kurumsal yapıyı, evet, değil mi? Yapısal hamleler kulüplerin mutlaka bu insan işi bekliyor. sahiplenmeleri lazım. Az önce söylediğimiz gibi şirket Mesela olarak. yapısal bir yönetim olarak bu. o zaman zaten taşlar yerine oturacak kendi yani kendine. Ha bu da yapısın tabii yani böyle bir görüşülür, edilir, tartışılır. O ayrı konu. Tabii ki. Daha genel büyük resme Bence bakmak istiyorum. Bence de süperde çok kötü hakemler var. Bence de. Zaten zaman zaman bunu lisansa münasebe dile getiriyorum. Olabilir tabii ki onlar kategori düşürülebilir veya hakemle son verilebilir. Performans işi bu. Ona diyecek bir şeyim yok. Ya Uğur Beyciğim şey dış basın yapalım dedi ama Tolga son 3 dakikaya girmişiz. sakmamamız lazım biliyorsunuz. Fanatik gazetesinde bir haber var. Ben sabah okuduğumda şaşırdım. Bilmiyorum siz daha önce... Hangisi? E, marka bavulunu topluyor. Durum bu noktada mı acaba hakikaten? Galatasaray ara transferde kritik bir ayrılığa hazırlanıyor demiş gazete. Kerem olayı sonrası hem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 8 maç men hem de kulüpten 150 bin euro para cezası alan Marcao'nun büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi. Tam da bu süreçte devreye giren Palmeiras'ın Brezilyalı oyuncuya çok iyi bir teklif yaptığı Galatasaray'la da mutabakatın yani Palmeiras'ın Galatasaray'la anlaşmasının yakın olduğu ileri sürüldü diyor. Enteresan. Değil mi? Çok özel demiş zaten fanatiğin özel haberi. Enteresanmış ama Avrupa maçlarında iki maçta süper performans gösterdi. Evet. Marsilya ve Lazio maçlarında. Galatasaray için tabii kayıp olur. Kolay kolay bulamıyoruz. E, Galatasaray Barkal'ın dönüşünü beklemiyor mu? Tabii. Gerideki Şu anda en önemli savunma Oyun kurulumu anlamında. Galatasaray. Ben dedim. Başka bir şey yok. yok. ben yanlış ifade ettiğim gibi geldi kendim. Galatasaray'ın önemli savunma <laughs> Dolayısıyla hakikaten ilginç bir haber oldu. Ee, açıkçası biraz şaşırdım. Çok Yineşmiş. oturmadı taşlar yerine. Yani şu, mu, şu vurguyu mu, şu düşünceyi mi almalıyız? Ya, marka çok kırıldı. Yani bu kadar büyütülmesini beklemiyordu gibi mi düşünmeliyiz acaba? Yani o yüzden çok kırıldı gidiyor falan diye mi düşünmemiz lazım? Ama bu e, hani nasıl diyelim onu? Bilemiyorum. Karşılığı olmayacak bir şey değildi bu. Ve karşılığı olsun olmasın bütün dünyanın gördüğü ve oyuncuya da ya yani böyle bir reaksiyon yaptığını ilişkin herkesin hakkında bir kaldı yani. Anlatabiliyor muyum? burada kulüp suçludur, federasyon suçludur ya da taraftar tepki verdi, takım arkadaşlarım da. Ha belki takım arkadaşları kim söylemişti? Siz mi söylemiştiniz? Ee, acaba takım nasıl, futbolcular nasıl reaksiyon evet. verecek? Acaba öyle bir şey Esas mi? Olan o. Bilmiyoruz yani hiç bilmediğim. Peki buradan eğer şeye geçeceksek konuyla ilintili diye? diye. Ne kadar dış vakit kaldı geçeceksek... bir yere geçebiliyor muyuz sevgili dostlar? Bir dakika varmış. Öyle mi? Tam onu yarın veririz. Hangisini istemiştiniz? Şu eee pa Corinthians Palmeiras maçı olayı bununla ilintiliydi. Ama vakit çok azmış. Evet, istediğimize geçelim. İstediğimize geçemeyiz herhalde veda edeceğiz artık. Öyle. Son, mi? son, son efendim. Son 30 saniyeye şey yaparak e, geçebiliriz. geçireceğiz. Tamam. Buyurun e, Uğur Bey. Moringo ile alakalı. Evet. Abraham. günün sözüyle final yapıyoruz galiba. Bu ara zaman zaman böyle şey verelim dedik. Evet. Mourinho Abraham'ı Roma'ya gelmek için ikna etmeye çalışırken yağmuru mu istiyorsun, güneş mi? E, demiş. İlk söylediği şey o olmuş telefonu açtığında. Yani Londra'nın yağmurundan sıkılmadın <laughs> mı deyince aklıma Carlos Tevez transferi geldi. Manchester United'dan ayrılmak istiyor. Ayrılmak istediğini diyor ki Manchester'ın yağmurundan sıkıldım artık. Güneşi bir ekmek istiyorum. Bir hafta sonra Manchester City'ye imzalatıyor. <laughs> iyi. Süper bir örnek olarak geldi ekranlara Uğur Melke anlattı bize. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Bugünü burada kapatıyoruz. Tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıklı kalın efendim.